tarar. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın. Merhabalar efendim. Taça makyaja meraklı hanımlar, ekran başına en sevdiğiniz program Kuaförüm Sensin tüm heyecanıyla başlıyor. Burada herkesin başına bir çorap örüyorsun. Emekliliğin de geldi. Yani otur evde kendine çorap ör. Uğraş yani. Çok güzel bir senaryo. Başka diyecek bir şey yok. Çıkan hiçbir modelde yorum yapmayacağım şu dakikada. Bir şey tamam, hayır yok söyle söylemiyorum yani. Arkadaş. Hayır söyle. Söylemiyorum ya. Ya niye o zaman burada hepimize bir şey içinde soru işaretleri kafamızda bırakıyorsun ki? Ağzımdan uygunsuz şeyler çıkabilir, o yüzden tek kelime etmek istemiyorum, o kadar. Sizin üzmek istemiyorum. O anlamda değil ama aldığım tedaviden sonra ilk defa öncü bey dokundu makasla saçlarıma. O kadar çok saç versin ki Allah sana. Kapıdan kovsun kuaförler seni. Sakın ağlama. O kadar çok yakışmış hissediyorum. Çok da güçlü bir kızsın. Her şey insanlar için, her şey başımıza gelebilir. Ama... Günlerden Perşembe... Adnan Serter ve Ayşegül Kartal her zaman olduğu gibi bizlerle. Nasıl geçecek efendim? Efsaneyiz, bugün nasılsınız? Biz ya. Harika geçecek. Süper. Bomba gibiyiz. Geçecek. Bomba. Bugün o kadar iyiyiz ki yani. Yani o kadar iyiyiz. Bomba o kadar gibiyiz. Yani. Yani sebepsiz yere Mustafa ile kavga edesim var. O kadar. Hadi gel. Hadi gel. Haydi bre. Haydi. Ay enerji harika bugün. İyiyiz. Çok harika. Banu Alkan'a da hazırız o zaman şimdiden. Evet. Yarın aramızda olacak. Onun da heyecanı var. Jüri koltuğunda oturup sizleri değerlendirecek efendim. Afrodit. Geliyor, Banu Alkan geliyor diye kendime leopar desenli bir elbise siparişi verdim. Ben de leoparlı bir gömlek. onu ben giyecektim ama. Benim bir şey hazırlanmama gerek yok. Her zaman bir diva edasıyla buradayım. Oo. Ay Allah. Yine ego konuştu mu acaba? Ego değildi yani, tarzımdan ay, bahsediyorum. Müsaade ederseniz bu lafın üzerine ben bir hediye vermek istiyorum. Ego kurt yazalım. Özel bir tarz hediye. Yani biraz bekleyecektim ama bu lafın üzerine vermek istiyorum. Çok heyecanlı. Bana mı veriyorsun? Hani böyle şiirler okuyorsun. Kendini o kadar beğeniyorsun ki. Buna bakarak okur musun bebeğim? Bu bakılacak bir şey varsa elimde... Hı-hı. Ben buna bakarak değil, ben kameralara bakarak okuyorum ki Türkiye... Sen bence ona Türkiye bakarak Türkiye görsün oku. Diye. Çünkü artık kulaklarım yandı. Aa bak çok teşekkürler. Nazar boncuğu da koymuş. Nazar değmesin diye. Evet. O ne? Kenarından hediye nazar gelsin, boncuğu hediye, da sarkıyor. Hediye ne? En güzel hediye. Aa, aynaları çok severim. En güzel hediye gerçekten. Aynaları çok severim. Aynasız yaşayamam. Aynaya bakarak kendimi hep severim. Zaten ne kadar güzel. Aynaya bakarak okuyun. Evet, aynaya bakarak kendimi severim. İşte hani duymak istemediğiniz ne kadar annem babam tamam ne kadar mı? Güzel hani özel bir evlat dünyaya getirmiş. Buradan aileme teşekkür ediyorum. Çok güzel. İyi ki beni doğurmuş. Çok güzel yapmışlar. Son bir saniye ya kız. Çok teşekkür ediyorum. Aynalar benim en büyük dostum. Buradan aynaya bakarak aileme teşekkür ediyorum. Böyle özel bir evlat dünyaya getirmiş. Hem yetenekli, hem özel, hem güzel. Hala devamı getirmiş. Çok teşekkür ederim. Ayna benim için çok güzel. Özel bir şey. Senin doğduğun günü resmi tatil yapalım istersen. Bence de. Bu ne ya bu kadar? Yapsınlar. Ben de bir hediye vermek istiyorum Özlem'e. Bana mı? Evet sana. Bugün hediye gibi ne olur seni? Burada herkesin başına bir çorap örüyorsun. Emekliliğin de geldi. Yani otur evde kendine çorap ör. Şöyle bir şey yani. Söylemek istiyorum. Böyle 15 yaşlarında kendime
ve şal örebilirim. Çok seviyorum bir renkli şallar ve örüyorum. Bir ters iki düz. Evet, ben örüyorum. Bir ters. Yani, sana da örebilirim ama. Şöyle, örgüyü zaten burada hepimizin başına çok güzel çorap ördün. Hepimizin başına çok güzel çorap ördün. Evinde kendi kendine artık kendine çorap örersin. Geçen hafta emekli bunun maaşını üzerine, aldın. Bunun üzerine aldın. Toprak da atabilirsin yani. Son nokta. Bu öldürmez diyorsun. Evet. Füze at füze. Az kaldı dur. Ama çok güzelmiş. Mor enerji. Ayna geldi. Şey mosmor bir ipek geldi. Bununla kışın kendime şal öreceğim. Ördükçe, seni hatırlayacağım. Da beni hatırla. Şu eski hediyelerini timsahın yanına götürür müsün onları? Timsahın yanına koy onları. Benden de size yarın çok özel bir şey gelecek. Ama öncesinde bugün gün sonunda çok özel bir şiir yazdım. Onu okuyacağım. Ah, yine mi? Yine mi? O zaman yine saçları mi? Hiç bitirmeyelim, final olmasın. Sonuna bugün kadar daha da özel. Uzatabildiğiniz kadar uzatıyoruz. Kesin. Başka sizden bir şey var mı? Yani ne versem yani bugün kendimi zaten çok özel hissediyorum. Şey, tüm masalar benim üzerime oynuyor. Çok iyi bir performans çıkarmam gerekiyor bugün. Herkesin kendine özlem kurtun, kendini sevdiği gibi sevmesini diliyorum efendim. Hazırsanız yarışmamız başlasın. Öncü ve Özlem'in modeli Cemre Kader alınca gelsin. Makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kurtarın, sensin. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, alıştık güzel. Zaten perşembe bugün. Zaten perşembe bugün ne demek? Yani atmosfere daha çok uyum sağladık. Hani gidiyorsun diye mi üzülüyorsun? Özlemden ayrılıyorum diye üzülüyorum. Daha güzel bir haber oldu mu? Özlemden ayrılıyorum. Ne? Anlamadım. Özlemden ayrılıyorum diye üzülüyorum. Öncü? Ben de zaten geçtiğimiz haftalarda da aynı şeyi söyledim. Keşke imkanı olsa da her modelle, yani böyle çok anlaştığımız modellerimizle haftalarca devam etsek diye düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Ben yarın de, ayrılacağım. Ben de özlem kurt gibi. Ben de kendimden ayrıldığım için üzülüyorum. Şiirleri aklıma geldi. Peki. Görelim bakalım bugün neler olacak. Takımının yanına alıyoruz. Buyurun. Hoş geldin. Sıla ve Mira'nın modeli Hacer Emre gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kurtarın sensin. Bugün başına neler gelecek acaba? Hazırlıklı mısın? Değilim. Bu yarışmaya gelirken biliyordun ama. Değilim. İçimde bir tedirginlik var hala. Takımın yüzünden. Evet. O zaman bugün kolaylıklar diliyorum efendim size. Takımından bol şans. Mustafa ve Tuna'nın modeli Ezgi Çayır Ezmez gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak. Tacımı da herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Nasılsın bakalım bugün? İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl geçti burada hafta senin için? Güzel geçti. Umarım sonraki günler de öyle olur. Saçlarını beğendiler mi ailen, arkadaşların? Herkes. Her gün farklı farklı döndün eve. Evet, aynen öyle. Herkes çok beğendi. Yani çok fazla makyaj yapmadığım için tabii ki bazıları abartılı buldu alışkın olmadıkları için ama genel olarak iyiydi yani. Peki abartılı bulan olduğunda savundun mu? Ya evet ben de biraz fazla buldum diye laf ettin mi? Yok, konseptleri söyledim. Öyle olması gerektiğini söyledim. Tebrik ederim. Harikasın. Bu durumda seni takımının yanına alıyorum. Teşekkürler. Hayat ve Özlem'in modeli Ecem Sezgin gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak. Tacımı da herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kurtarın sensin, sensin. Hoş geldin Ecemciğim. Hoş buldum, merhaba. Nasıl geçti buradaki maceran senin için? Son zamanlarda daha güzel geçiyor. Dün saçımı, makyajımı beğendim. Arkadaşlarım biraz abartılı buldular buradaki toplamayı ama benim için güzeldi. Açtın mı hemen? Evet, açtım. Ya.
o dalgaları hemen yıkayıp çok sevdim ama maalesef. Onlardaki. Evet. Bakalım bugün neler olacak. Bakalım. Seni Hayat ve Özlem'in yanına alıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhaba. Kıskan kıskan. Bak. Ay beni bırakmıyorlar. Sen gitmiyor musun? Gerçekten sen gitmeyecek misin öpmeye? Ben gitmeyeceğim. Ekip arkadaşımı bırakmıyorum. Çünkü biz beraber buraya zaten bir yarışmaya geldik. Oo, bunu son kıskan, hayır, gün anlamadan sevdim. Yani. Yani. Gerçekten son gün anlamadan sevdim. Yani özlem aşkı bitti mi? Evet. Ya da dördüncü... Artık bence öğrendi. Hayır, ya da dördüncü gün ben bir takım olduğunu herhalde öğrendi. Ben bir takım olmam lazım dedi. Son bence gün. En iyisini artık yapıyor. Olalım. Hayır, bununla alakası yok. Neden yapıyor? Öyle düşünüyorsun önce? Ben sadece de ekip arkadaşımı neden burada üzeyim? Bence en iyisini yapıyorsun. Çünkü ben ekip arkadaşımın sonuna kadar yanındayım. Kim Özlem, gelirse gelsin. Evet, ne olursa o da dördüncü gün olması çok... Benim için her şeyden önemli her zaman kesinlikle odur. Kesinlikle ekip o yüzden arkadaşı. Sen de onun yanında ol. Bir şey diyeceğim. Bunu son gün söylemen... Şok. Bunu son gün söylemen nasıl bir saçmalık? Neden? Son güne kadar kızı çağırdın. Son gün diyorsun ki ekip arkadaşın yanında. Tabii artık çünkü burası bir birileri vermedi galiba. Aldı. İstersen bugün senin yanına gelsin. Çok yani istekliysen bugün sen çağır senin yanına gelsin. Gelebilirsiniz istersen. Bence yani Mira geldi. Gel, var ya. Bence Mira geldi, gitti. Baktı ki bir şey öğrenemiyorum, kaldı. Mira'ya ben hiçbir şey göstermedim. Ben zaten biliyorum. Zaten burada yanılıyorsunuz. O da çağırdı benim masasına. Sadece hayır, ben burada gitmedim. Yanılıyorsunuz. O zaten makyöz burada. Evet. Sadece yanıma geldi. Yani ben ona bir şey göstermedim. Şey diyeceğim. Dün böyle değildi. Bugün evet, ne değişti? O zaten makyöz olarak geldi buraya yarışmaya. Bence ne değişti? Anladı. Siz program içinde gayet iyi çözersiniz bunu. Evet, çözeceğiz. Eminim. Bu işte bir oyun var. Üstünde çalışın. Hıcı Bey, üstünde çalışın. Ben de Tatar Ramazansam. Üstünde çalışacağınız daha derin bir konu var arkadaşlar. Bugün konsept. Bilmiyorum hazır mısınız? Kuaförlere değil modellere bakıyorum. Efendim, bugünün konsepti modelleri perişan edebilecek bir konsept. Kesim. Ve fakat düz bir kesim istemiyoruz sizlerden. Bugünün konsepti asimetrik kesim. Oo. Asimetrik olması için en az omuzlara çıkacak bir saç olacak ya asimetriyi vereceksin. 45 dakika içerisinde. Oraya niye bak? Senin gizliden. Oraya da var, orada da var. Modellerin yüz yapısına ve saç tipine en uygun asimetrik kesimi yapmanızı bekliyoruz. Sadece 45 dakikanız olacak. Yok, makyajda da. Makyaj. Siz hep pırıl pırıl makyajlar yapıyorsunuz ya. Hadi bakalım, bugün 25 dakika içinde mat harika bir makyaj bekliyor sizlerden. Pırıltılar olmadan, ışıl ışıl görünmeden bir kadını mat makyajla harika göstermenin yollarını arayın bakalım. Asimetrik kesim için 45 dakika süreniz, mat makyaj içinse sadece 25 dakikanız olacak. Harika örnek modellere baktıysanız, modellerinizin artık yüz yapısını, boyunu, huyunu, suyunu çok iyi tanıyorsunuz. En çok nasıl bir asimetrik kesimle mutlu olurlar biliyorsunuz. Süreyi 5, 4, 3, 2, 1 başlattık. Buyurun, kolay gelsin. Bak, seninle kavga etmek istemiyorum. Yeterince masalar bana yürüyor. Bir de seni çekemem. Bir dakika. Ben istemiyorum. Hayır, istemiyorum. Şundan başlıyorum, okey? Hayır, oradan başlama. Arka boyun, yani netliğin, hatta zaten burası daha uzun olacak. Buradan belki şu kadar alırız. Tamam mı? Burası çene boyunda olur. Orayı da şöyle kulak arkası yaparsın. Burası uzun kalır.
Bugün en şanslı bence Öncü. Çünkü modelini ikna edebilir diye düşünüyorum. Tamam. Zaten çok uzun değil saçları. Ama Öncü şöyle bir kahkül kesse var ya, efsane olur. İki parmak kesimi düşün. Bak, asimetrik kesimden bahsediyoruz. İki parmak evet. Sadece kırı kaldırır gibi. Bir dakika, asimetrik kesimden bahsediyoruz ama şöyle bir şey var. Ben modellik yapıyorum ve asimetrik kestiğiniz anda benim modelliğim bitiyor. Ben ondan para kazanıyorum açıkçası. Buradan zaten katlar var. Doğru mu? Evet. Şu kısalar var burada. Ben onları orantılayacağım. Çünkü biri uzun, biri kısa. Kötü duruyor. Evet. Burayı düzelteceğim. Düzeltirken arkada şöyle V olacak. Yani düz değil, V olacak. Anladın mı? En azından asimetriyi o şekilde yakalayalım. Kısaltmadan. Yani bir tarafın daha uzun gelecek. Bak şuradan şu kütlükten gelip şurada bitecek saç. Anladın mı? Lütfen kütlükten gelmesin. Ben böyle bir şey istemiyorum. Bu kadar saç uzatmak için uğraştım. Şu anda en uzun asimetriyi sunuyorum sana. Yani sunduğum asimetrik en uzun asimetrik. Yani şu anda onların bile saçı uzun olsa, olmuş yani olsa bile o asimetriye gireceklerdi. Uçlarından sadece şu omuz hizağında, bak tam omuzda ve bu senin çok trend bir saç, biliyorsun değil mi? Ben omuzda kullandım, gerçekten kullandım. Ve benim suratım o kadar fazla çıkıyor ki omuzda, bana en kötü yani şuralarda oluyor zaten. Onun haricinde omuzda hayatta kullanamam ben o saçı. Bak devamında bu kadar saç var. Hı-hı. Sen bana diyorsun ki bu kadar keseceğim. Ben bu saçı uzatmak için çok uğraştım. Ama ben komple kesmeyeceğim. Anlatamadığım tek nokta o. Zaten ben düz kesim de alsam düz kesim boyuna getireceğim onu. Buradan uzun getireceğim. Bana güven, en iyi asimetrik benim ilk sana sunduğum alternatif. Yüzünü kesinlikle değiştirmeyecek mesela. Renk, boy gününde de hani renklendirmeyi ona göre yapıyoruz. Bana güven, çok güzel bir şey olacak. Ve günlük hayatta çok rahat kullanacaksın. Zaten o kısmın çok kısa. Ne kadar keseceğini söyle lütfen. Buradan kalacak. Buradan gelip böyle gelen bir kesim. Ama sen diyorsun buradan keseceğim. Aa, hayat etkili iletişim kitabı vermiştim sana. Niye bu kadar dakikada? 30 dakika kaldı ya. Ben modelimle konuşarak ilerliyorum. Bunun saniyelerin, dakikalarının hesabını ben sana vermeyeceğim. Evet, evet. Evet. Sen ne yapıyorsun? Başlayabildin mi? Başladım ben tabii. Evet. Herkesin saçı kısa tabii, kolay. Bence fönünü alayım ben. Benim dediğim asimetriyi kafanda kur. En güzeli olacak. Kalkalım, saçını yıkayalım. Tamam. Başlamamız lazım. Vaktim yok. Evet, bu kesim konusunu konuşalım. Konuşalım. Çünkü ben kesinlikle dediğiniz modeli istemiyorum. Bu da bir yarışma programı olduğu için yarışma programı bir saniye, ben iki parmak keseceğim ve hiçbir şey anlaşılmayacak. Ama bir dakika, ben saç modelliği yapıyorum ve işime engel olacaksınız böyle keserseniz yani. O zaman programa katılmayacak. Konseptleri bilmiyoruz değil mi? Ama mutlaka bir kesim çıkıyor değil mi? Onu da ama mutlaka bir kesim çıkıyor da bu insanların yaşama... İşini ama bak, ben ne diyorum size, ne diyorum? O zaman katılmayacaktınız. Aynaları çekmecelere kaldıralım. Bana güven ve gerçekten hayır, sana çok güzel saç keseceğim. Gerçekten güvenemiyorum. Saçlarının zaten üstü hep kopmuş. Anladın mı? Bir dakika. Üstlerinin kopması bu kesimi yapmanla bir alakası yok, anladın mı? Bu benim işime yansıyacak. Açık ve net söyleyeyim, güven sağlayacak bir şey yapmadım o yüzden. Hayır, önce beni... Bana güven diyorum. Tamam, ben sana güvenemiyorum ki. Güven yapacak nasıl bir şey... Nasıl güvenemiyorsun? Bir dakika. Saç modeliyim, saçımı kesmiyordun, şimdi güvenmiyorum diyorsun. Çünkü keseceğin modele güvenmiyorum. Lütfen rica ediyorum. Kımıldamadan bu saçı kesmemiz gerekiyor. Hayır, kesmen gerekmiyor. Bu bir yarışma programıysa. Ve senin yapacağın şeyi ben kullanamayacağım. Kullanacaksın, çok da güzel yakışacak. Hayır, kullanamayacağım, bir dakika. Dönmeden lütfen, dönmeden. Bak sana bir şey diyeyim, uzun zamandır ıslak kesmiyorum saçı. Uzun saçı. Uzun zamandır. Hep kuru kesiyorum. O size bağlı değil mi kuru yaş? Islak daha güzel kesilir. Evet. Daha detaylı kesilir. Ben istemiyorum. Hayır, istemiyorum.
arkadaşlar nasıl geldi peki? Onlar biliyor muydu ne çıkacağını? Hiç kimse bilmiyor. O saçı bırakır mısın lütfen? Hayır. Senin saçını tutup bak, kesseler işi... Bak iki parmak işi... keseceğim. Bir dakika. Duydun mu? Hayır iki parmak İstediğin keseceğim. İstediğin şekilde keseceğim. Ama sen beni böyle zorlarsan gerçekten sinirleniyorum. Ben Burası sinirleniyorum. Burası bir yarışma programı değil mi? Burası bir yarışma programı tamam ama sen... Tamam da arkadaşım o zaman sen neden katıldın? Ne çıkacağını bilmiyorsun. Bir dakika. Kesin mutlaka çıkacak biliyorsun. Kesin mutlaka çıkacak da bu hani... Asimetrik bir kesim. Bakın benim dakikam gidiyor. Gerçekten sinirleniyorum. Ve ben istemiyorum yapacağım bunu. Ne demek yani hiç mi kesmeyeceğim? Ben sadece düz kesim istiyorum ve 2 santim kesilmesini tamam, istiyorum. Tamam, ama okay. Şu an ben sana güvenmiyorum yani. Gerçekten güvenmiyorum. Bak bugün bir de alacağımı bilsem senin saçını istediğin kadar keseceğim. Bana güven ve dön tamam mı? Hayır ben sana güvenmiyorum. Senin kafanda çizdiğim bir şey var yani. Ve ben topuz modelliği yapıyorum. İletişimde yine sorunlar yaşıyoruz. Modelimiz gergin ve kuaför arkadaşımız onu rahatlatmaya gayret göstermesi gerekiyor. Bana bırak demekle olmaz bu işler. Ya bir de bu kadar hareket ederken saç da kesemez. Tabii ki kesemez. Bak arkaya attı mesela Antara dizisi. Tam bırakın da kendi. Bak 2 parmak keseceğim sana söz veriyorum. Hayır. Ya, o güveni sağlamıyorsun çünkü. Bak 2 parmak keseceğim bana güven diyor. Hayır sen diyorsun ki. Bak ben sözümün eri bir insanım ne Hayır. dersem onu yaparım. Hayır. Anladın mı? Bana Hayır. güven ve 2 parmak keseceğim. Hayır. Boşuna tartışmayalım. Hayır boşuna tartışmayalım. Ha şu anda ben hiç mi kesmeyeceğim senin saçını? Sen diyorsun ki omuzda keseceğim. Hayır bir bak. Bir tarafı uzun bir taraf. Ben o modeli keseceğimi biliyorum yani. O modeli kesmeyeceğimi söylüyorum farkında mısın? Hayır hayır. Bak sen konuştun ben saç modeliyim dedin. Ve ben ikna oldum. Tamam bir de alacağımı bilsem iki parmak keseceğim. Başlayalım mı? Dakikalarım gidiyor. Makası bırakır mısın? Bir sadece göster ne kadar keseceksin. Lütfen makası bırakır mısın? Keser miyim? Öyle bir saygısızlık yapar mıyım? Hayır. Lütfen ya. Hayır. Sonuçta ben de bir bayanım. Hani ben o makası oradan attığım zaman sen kalkamaz mısın? Çok ben rahat o şekilde kalkarım yani. Çok rahat hani kalkarım. Korkmana gerek yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Bence ama kesime başlamadan önce biraz daha vaktini ayırıp onu ikna eder misin? Yani burada vakitten daha çok onun ikna olması da gerekiyor. Çünkü elindeki model saçıyla para kazanıyor bildiğim kadarıyla. Ben onun farkındayım hayatım. Teşekkür ederim engin bilgilerinden dolayı. Ama bunu görmüyorum sende şu anda lütfen. Anladın mı? Önüm ama orada. Sonuçta onun da dikkat etmesi gerekiyor. Bu bir yarışma. Evet ama buradan sonra da bir yaşantıları var evet, onların. Bundan sonra tamam da bir yaşantı olacak. Tamam da biz kısa kesim yapmayacağız değil mi? 2 parmak. Şöyle Aynen. gösteriyorum hemen. Asimetrik kesmeniz lazım bugün. Bak zaten şey buralar kısa. Bir dakika. Şu kadar keseyim istersen. Bir dakika. Diyorlar ki asimetrik kesmen lazım. Sen Oo, bu benim sence... Bak, ben bu herkes kesimi sen... bitirdi. Bir ben dakika. Kesime başlayamadım. Farkında mısın? Çünkü sen beni ikna edebilecek, güven sağlayabilecek bir şey yapmıyorsun ki. Ben sana şu an güvenmiyorum. Gerçekten güvenmiyorum ama. Gerçekten güvenmiyorum. Tamam yani, oturalım evet. o zaman. Biraz sen de onun dediğinden biraz da sen kendi dediğinden. Sen saçını aynı bir görsen arkadaşım. Sen oralara takılacağına. Gerçekten saçlarını zaten bakım Hayır. yaptır ve kestir. Ben zaten bakım yani. Yaptıracağım. Buradan sonra çıkınca tamam, bakım yaptıracağım. Başlayalım mı? Dakikam Hayır. gidiyor. Hayır başlamayalım. Ben sen ne model söyledin? Neyi söyledin de ben ikna olacağım yani? Uçlarından al dedim. Uçlarından bir alacağım. Bir dakika bir ben şey söyleyeceğim. Bir alacağımı bilsem de uçlarından alacağım. Dedim. Peki bir şey söyleyeceğim. Sonuçta burada yapmak burada buranın konseptini asimetrik kesim. Sen bu saçı asimetrik kesmediğin sürece kesmesen de olur yani. Haksızsam haksız de yani. Bence bırak kendini göstersin. Hayır. Çok kısa kesmesin ama bir şey Hayır. yapsın. Hayır gerçekten. Hayır bir şey yap. En azından bak ben geçen haftaki buradaki modelimi ta omuz boyuna düz kesmiştim. Ama benim zaten kısa yani saçım. Ama burada kesilecek mecbur. Hayır saç modeli yapıyorsun. Niye katılıyorsun? Tam mecbur kesilecek. Niye katılıyorsun Ve o da yani? Kendini gösterecek. Belki senin yüzünden. Şöyle bir şey var. Hepimizden düşük alacak. Yani onu ona Şöyle bırak. Bir şey var. Herkes yüklenecek. Niye ikna etmedin? Bak asla ikna saçı... olmaz. Çünkü modellik yapıp buraya katılmış. Ben de modellik yapsam Ama saçlarımı... Ama onu bilerek geldi. Sen kestirmem de... yani. Bak izin ver. Ama bir dakika konsept ne? Konsept asimetrik kesim. Asimetrik kesim. Bak. Peki tamam. bir şey söyleyeceğim. Asimetrik kesim yapmadı halde. Düz bir kesim yaptı halde. Düz yine değil. Asimetrik... Hayır. Şöyle Önlerinde ben bıraksam bile o asimetriğe girer. Şöyle yapar mesela. Anladın Şurada mı? Yapsın. Tamam Hayır. mı?
Zaten hemen hemen şu kadar gidecek işte. Şu gitsin yani şu. Hayır gitsin. Ben onu size aslında kullanamam. Ama bu kadar kesip asimetrik yapamazsın gerçekten. Zaten. O zaten asimetrik sayılmayacak. Tamam yanlarında yaparız asimetrik. Hayır. Yani tamam, ne olur bak. Boyunu kesin ellemeyelim o zaman yanlarını tamam, yapalım. Ama boyundan da en azından biraz almam hayır gerekiyor. Çok az almam gerekiyor. Peki bir şey tamam söyleyeceğim. Çok az. Çok az. Tamam önlerinden alıyoruz. Ama lütfen bakın. İşim olmasa ben ikna ederdim. O makası bırak. Ay hayat sağ ol ya işine bak sen. Kuru kesimi yapıyorsun orada. Burada en kuru ıslak diye güzel veriyorlar. En azından modeline güven veriyor yani. Ve şu siz an kızın... En başta bir dakika. Çünkü neden? Modeli şu an hiçbir şekilde bir şey söylemeye ikna etti. Hayat sen Hanım, bana diyorsun ki oradan oraya bağlıyorsun, oradan oraya bağlıyorsun. Aslında Hayat Hanım bugünkü konsepti geçen hafta yapmıştı. Değil mi Mustafa Bey? Aynen. Tamam Hayat işte geçen mu konsepti bunu bütünüyle görmek istediniz. Bugün aynen, de onu oraya sürüyoruz. Aynen oraya o geçişe. Bak bana habire makas bıraktırıyorsun ve vaktim ve bitti. Ve benim modelim sadece uç istedi. Zaten buna rağmen ben onu ikna edebildim. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen beni ikna etmeden tutup saçımı mı keseceksin? Sen ikna oluyor musun? Ben sana saç diyorum modeli, ki. Saç modeli sen, kesemezsin, bir kesemezsin. Dakika. Sana diyorum ki arkadaşım arkadan hiç almayacağım. Yanlardan sadece anladın mı şu... Bu bence bitti. Böyle tamam işte onu göster bana tamam, şu an diyorum. Makası bırak onu göster diyorum. Bu şekilde birbirinize karşı bağırışarak anlaşamazsınız. Önce güzel bir şekilde konuşun. Anlat ona ne yapmak istediğini. Tam olarak anlatman gerekiyor. Ay beni var ya burada bayağı bayağı bir amatör yaptınız. Ciddi söylüyorum. Sadece 30 dakikanız var. Daha saçın kesilecek ve fön çekilecek. Bir saniye. Lütfen bana ayrımın senin bu tarafında mıydı? O tarafında. Şuradan bu tarafta. Bu tarafta mı? Bak lütfen buradan. Kesmeyeceğim. Göstermeni istiyorum. Tamam. Gerçekten göstermeni istiyorum. Ve sen mi beni yaratmadın bak yani? Keşke müsaade etsilersin. Eline aynayı ben verirdim. Anladın mı? Sen boyunu nasıl bir şey yapacağını bak, bana yanlarına söyle. Boyun kesim vereceğim şu şekilde zikzak. Arkayı da düz keseceğim çünkü müsaade etmiyor. O zaman arkaları hiç kesmeyelim yani. Ne gerek var çünkü arkam benim. Ama hiç kesilmeden buralara makas gelmeden olur mu? Çok az. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen İki, ha az almışsın. Bir dakika sen ha çok az almışsın ha çok fazla almışsın. Yine asimetrik kesim önde oluşmayacak mı? Adnan Bey saçları nasıl kesecekler bilgilenmeniz için davet ediyoruz sizi. Merhaba Öncü. Merhaba. Nasıl bir şeyler yapıyoruz? Konseptimiz asimetri. Asimetrik bir kesim. Burada böyle düz gidiyor. Çok az yani buradan bakıldığında burası da dümdüz durmayacak. Hafiften burada da bir eğilim olacak ama bırakırsa burası uzun olacak. En sonunda finalde kâkül kesmek için kesmeyeceğim. Bakacağım şöyle küçük ince bir kâkül yapabilirim. Şöyle şu mesafede. Hmm, güzel, enteresan. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bak çok az. Hayır bir dakika. Burada anlaşmadık biz. Tamam yanlarını yapıyorum bırak tamam kesmiyorum. Bir dakika. Tamam yanlarını yapıyorum kesmiyorum. Göster ona hissettir. Göstersene niye göstermiyorsun? Keserek hemen, göstermem hemen gerekiyor. Hayır keserek ben sana o şeyi nasıl zaten göstereyim zikzaklı kesim bilmiyor musun? Point kesim bilmiyor musun? Biliyorum ama senin keseceğinden emin değilim çünkü ben. Şu an bakar mısın bütün masadaki modelleri ikna edenler ediyorlar. Ve anlaşıyorlar bir şeye varıyorlar. Merhaba Hayat. Merhaba. Kolay gelsin. Ben modelimi aslında çok zor ikna ettim. Kısaltabildiğim kadar kısaltıp yana doğru asimetrik kesmeyi düşünüyorum. Önlerde bir şey var mı? Önlere kat vardı ama onları eşitlemek istiyorum. Hiçbir şekilde oynamayacağım önlerinde. Diyorum ki göster diyorum. Sen bana alıyorsun makası hemen. Kesmeden gösteremem diyorsun. Kesimi gösteremiyorum bile. Yaklaştırmıyorsun bile. Bak sana diyorum ki arkadaşım bak şuradan bak bir şu dakika şekil. Bir dakika. Öyle gösteremem bak bu model nasıl biliyor musun? Bak şu şekil uzunluk kısalı uzunluk kısalı. Tamam işte yine olmuyor. Yine olmuyor ne desem olmuyor diyorsun. Yine o asimetrik kesim olmuyor ki sen asimetrik kesim ne olarak görüyorsun? Merhaba Mustafa. Merhaba. Kolay gelsin. Abi, teşekkür ederim. Senden boyundan bir asimetri görebilecek miyiz? Saçımın boyundan önce ıslak kestim. Saçımın boyundan bir santim olarak V kesim yaptım. Şimdi de saçları fönledikten sonra da pitaçlar atıp aralarını yumuşatacağım. Asimetriyi nasıl hissedeceğiz? V kesim olarak. Yani hem önden şöyle
bir kesim göreceğiz. Hem de arkaya doğru bir uzayan kesim. Asimetrik olarak o şekilde asimetriyi göreceğiz. Yani saçın bir düzlük olmayacak saçta. Şu an kendini görmek ister misin? Ya bak en azından hayatın kestiği gibi kestir bak. Bir tarafı kısalt bari yeter. Yazık bak vallahi. Ayağa kalk. Bana diyor ki şey diyor. Canım tartışmaya gerek yok. Başlasın, ya o kadar korkuyor ki yanına yaklaştırmıyor. Çünkü korkuyorum ve hani bunu yapan kuaförlerdi yani. Korkutan. Ben sana onu yapmayacağım bak, söz bak, verdim. Ben elimde ben kesmeyeceğim. Hayatın modelini görüyor musun? Hı hı. Bak senin saçının zaten normal hemen hemen aynı boyda. Evet. Bari bir taraf kısa olsun. Ne tarafa ayırıyorsun? Buraya aynen mı ayırıyorsun? Sola tamam. Sağ taraf şurada olsun. Sol burası taraf, kalsın. O, bak sol tarafta senin dediğin kadar alınsın. Sağ tarafı bunu bırak. Sağ tarafı adam, şurayı yapsın. Sanıyorum henüz karar veremediler. Ama ben kullanamayacağım onu. Yok ki mecbur kesmesi lazım. Bari, tamam kesecekse bak, bu taraf ön kısmına bir şey yapsın. Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Hocam modelimiz ikna olmuyor. Saç modeliymiş. Kesmemiz asla müsaade etmiyor. Birazcık ben şey yani iletişim konusunda biraz zorlandığınızı görüyorum. Çünkü bana direkt söylediği şey. Sizden ikinizden de şöyle bir şey rica edebilir miyim? Şu ana kadar konuştuklarınızı, yaşadıklarınızı lütfen hepsini dünmüş gibi düşünün. Ve tekrar sıfırdan iletişime başlayın. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Siz ne yaptırmak istiyorsunuz veya ne yaptırmak istemiyorsunuz? Yumuşak bir dille tekrar bir başlangıç yaparsanız hepimiz için daha iyi olur. Siz üzülmemiş, gerilmemiş olursunuz. Siz de işinizi hocam, yapmak için bir ortam yaratmış olursunuz. Ya üzmek istemiyorsunuz ama yarışma diye de benim saçım... Hayır, hayır ben istediğinizi keseceğim sizi. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama zaten peki o zaman ne istiyor? Bitti. Ya ne istiyor arkadaşımız? Şey, madem... Bana diyor ki tamam 2 santim alacağım diyor. Bu asimetrik kesim olmuyor biliyorsunuz siz de. Tamam. Madem diyorum peki, önlere peki asimetriyi nasıl yaratmayı düşünüyorsunuz? Yanlarına diyorum hocam en azından. Yanlarında hani, bir asimetri bunda bir sıkıntı aynen var mı? Onu diyorum. Yanlardan alayım diyorum. Arkalardan da alayım diyor. Ama o zaman tamam yani arkalarını almayayım yanlarından alayım yeter ki bir değişikliğin olsun. Bakın zaten aynı şeyi konuşuyorsunuz. İletişiminiz kilitlenmiş. Evet. Hadi lütfen biraz daha böyle bir rahatlayın. Çünkü zamanımız oldu. Sadece yanlarından azalmayı taahhüt ediyor. Önlerden kat yapmayı taahhüt ediyor. Hı hı. Bunda hemfikirseniz evet bence çalışmaya başlayın. Teşekkür ederim. Ne kadar aldırmak istediğinizi isterseniz gösterin. Siz ne kadar alacağınızı arkadaşımıza iletin. Bir ortak noktada buluşun. Hadi güzel bir gün geçirelim birlikte. Kolay gelsin. Orada bayağı hararetli bir kavga var. Yani aslında ikisi aynı şeye karar vermişler. Evet. Fakat gerildikleri için şey gibi oluyorlar. Hani birisi İngilizce konuşuyor, birisi Fransızca konuşuyor. Evet. Bir iletişim halbuki problemi hani var. Hani iki aslında aynı şeyi söylüyorlar. Bak aldığım yeri sana gösteriyorum. Bak. Şu ön kısımlardan alalım. Tamam. Sadece lütfen arkalarımı şimdi bak, bağlıyorum. Sen eğer tamam. Sen yüz dur. Ama hiç kısalt. Katını. Kat değil, kat değil. Uzunu kısalı. Bak sen şimdi kestiğin zaman geleceksin. Şöyle yapmayacak mısınız? Bir dakika. Şöyle. Aynen. Ama bu buradan değil de şu aşağıdan. Okey tamam aşağıdan. Tamam aşağıdan. Başını kaldırırsan. Tamam madem sen işini yapıyorsun hiç benim için önemli değil. Ben elensem de sen üzülme tamam mı? Hayatta ben insanları kırmayı hiç sevmem. Beni tanıyanlar bilir. Dükkanıma gelen arkadaşlar, müşterilerim. Eski saçım olsaydı emin olun gerçekten güvenerek verirdim. Hani çok isterdim. Gerçekten sana bombeli bir küt kesmeyi çok isterdim. Ama madem sen bu işle paranı kazanıyorsun lütfen kımıldama. Tamam mı arkadaşım? Rica ediyorum. Şuradan başlıyorum okey? Hayır oradan bak, başlamıyorum. Tam yanağından şuradan başlıyorum. Şuradan. Evet bak tam buradan. Bak sana söz veriyorum. Anladın mı? Ama sen öyle kafanı eğersen ben daha çok keserim. Lütfen eğme kafanı. Asla hani bir şeyler kazanacak diye beni kandırır, fazla keser diye düşünme. Asla senin üzülmeni istemem. Sesimi de yükselttim çünkü sinirlendim önce ama umurumda bile değil. Gitsen de önemli. Boyun nerede oldu peki? Aa, burada. Almadım ki boyundan. Tamam.
O gidecek mecbur şu ucu. Hiç kaldırma. Onu da aynı yerden baş. Bak buradan yapıyorum ama oradan başlamıyorum. Bak indiriyorum. Anladın? Çünkü daha ileriki zamanında da şey tamam. Yapabilirim. Tamam haklısın. Sen de haklısın. Okey. Şunu demek istiyorum. Gerçekten iletişimle alakalı. Üzerime ben kimseyi tanımıyorum. Evet üzerine kimseyi tanıyamazsın. Çünkü en son mankeni bayılmıştı. Mustafa sen de modelini ikna etmediğin zamanları gelip sana yardım ettiğimi hatırlıyorum. Yok sen öylesine geldin. Hiçbir ama faydan benim mankenimi sen ama geldim ikna yani, edemedin. Tamam geldin. Evet. Ben şimdi bugün benim işim olmasaydı ben de gidip çok güzel bir şekilde ikna edebilirdim. O, sen hiç kesmedin. Oradan da ikna edebilirsin. 15 saniye bakar mısın? Belki arkadaşa yardımcı olabilirsin burada. Öncü Sıla'ya bugün 5 puan veremeyeceksin. Hak ederse veririm. Niye vermeyeyim? Ama saçı kesemedi. Kesemedi değil hayatcığım. İzin vermedi. Mankenin. Ben de bunları yaşadım. O yüzden saç yarım kaldı. Kesilemedi deniliyor böyle. Söylenilsin. Sonuçta herkes ama bence izleyecek, bak, vakit görecek. De var. Vakit ama de bir de var. Öyle bir daha kelime söyledi etmişsin. Ki... Öyle bir kelime söyledi ki gerçekten hani hak verdim. Ben paramı bununla kazanıyorum. Saçımla kazanıyorum dedi. Ama topuz bak mankeniyim bütün dedi. Modeller bunları buraya bilerek geliyor. Evet ben de onu da söyledim. Hani bilerek geldin hatta sinirlendim filan ama... Bak ben yani az önce yok. Mesela Hayat'a ne dedim? Geçen haftaki gibi mi keseceksin? Hayat geçen hafta yarıya kadar kesti yarısını kesemedim. Kesemedim çünkü modelim kesemedim. Saçını bu şekilde tuttu. Ama kesti yani kestirdim. Bir şekilde. Yani bir yerden gösterdi ve o saça yüksek bir puan aldı yani. Ha bir saniye ben şimdi bu maksızı tutup arkadaşımın saçını şöyle yapsam... Ama ben öyle de almadım. Güzel olacağına inanıyorsan... Yok almayayım ben. Üzmeyi de istemem yani. Biraz yardım edeyim mi? Gelin mi? Teşekkür ederim önce. Sağ ol. 4 gün boyunca modelinle burada zaman geçirdin. Saçının keseceğini, kesileceğini anlattın mı mesela? Bunun iletişimine girdin mi modelinle? Hiç fikir alışverişi yaptınız mı? Modelini tanıdın çünkü. Ya tanıdım ama hani saç modelliğinin bu kadar ciddi anlamda yaptığını ikna ederim diye düşünüyordum ama... Ama 4 gün boyunca... En başta anladım ikna olmayacağını. Sen önlerini kestin mi? Sadece önlerine izin verdi. Çok ama neden şöyle. Öyle yarım bıraktın? Şuradan. Bence kesmeli. Çok kötü şu anda. Yani onu bir tamamlamalı. Bence ona o fırsatı ver. Ama o şekilde saçı kullanamayacaksın zaten. Sadece önlerini kesti zaten. Daha bitmedi. Bence fırsatı vermelisin. Ona güvenmelisin. Hayır. Hacer, bence biraz kestirebilirsin. Çok az. Hayır. Yani bak o belki senin bugün kestiremediğin böyle için... Böyle kesti zaten. Elenirse ne olacak? Bunun vicdan azabı. Sana böyle diyorum Hacer zaten. Hanım. Hacer duymuyor beni. Duyuyorum sizi. Bak o kendini gösteremiyor ve onu müşterisi olsun herkes izleyecek. Ama bir şey söyleyeceğim ben haklı değil miyim? Siz de birazcık bana tamam da hayır o seni ikna etme olayı yoksa sen onu ikna et bari istediğin şeyi ikna et. Önce ikna etmiyor falan deme şimdi. Yani saç mankeniyim diyor ve hiçbir şekilde kestirmem diyor. Ya saç mankenisin de burada da yani kuaförüm sensin. Yani ablan hocam geldi bak, söyledi. Saç mankeni burada da kuaförüm sensin modeli. Ona bir ikna olmadı. Tamam burada da model ama. En azından bir kes yani bir şey yap. Çok az kestirebilirsin bence. Bir fark olmayacak ki asimetrik ya olur ya da olmaz o zaman bırak yani. O bizim kararımız. Onu bana bırak. Artık bende fobi oldu ve tutup buradan fobi. Kestikleri için... Ben yanındayım rahat ol. Hayır gerçekten rahat ol. 15 saniye geldi. Rahat ol rahat ol. Kısalmıyor saçların. Hayır gerçekten kısalıyor. Bırak işini yapsın. Yok yok kısaltmıyor. Sadece aralarına doku kazandırıyor saçını şu anda. Kısaltmış olsaydı ben sana söylerdim. Hayat sen de bir el at. Rica ederim. Kısaltmıyor merak etme. Uzunluğu aynı yerde. Şanslısınız. Onda bak ciddi hiçbir uzunluğu şey kesmedim. Yani kesemsen sen izin ver. Yerler şuraya alayım ya iki dakika şöyle alayım. Doku kazandırsın. Biraz en uçlarını incelsin bitirsin sonra. Okay. Yoksa çok hemen şey olacak. Bak ben buradayım rahat ol. Tamam. Ya gerçekten güvenmek istiyorum. Buradayım ben rahat ol. Sen devam et tamam mı? Mustafa teşekkür ederim. Rahat olsun diye. Bak ben çok gidersen bırakacak. Sağ ol. Yok bırakmayacak. Bırakmayacağım ama boyundan gittim. Gerçekten almayacağım. Gerçekten almayacağım. Lütfen don. Lütfen don. Yani benim modelim olsaydı ben keserdim ama... Yardım etmemi ister misin? Siz ne
bugün iyilik meleği oldunuz. Ne oldunuz böyle ya? Biz burada yardımlaşmayı çok seviyoruz böyle anlarda. Öyle mi? Evet. Bir saniye. Teşekkür ederim. Önünü tutabilirim. Gidebilir misiniz masanıza? Sen git kendi modelini kes. Sen ne yaptın? Maşa mı yaptın sadece? Ne oldu? Sen ne yaptın? Beğenemedin mi? Beğenemedim de anlayamadım. Git yakından bak koş. Bir taraf kısa mı? Evet. He. Niye sen maşa mı yaptın? Yani. Yani. Buraya ne oluyor? Tamam sana, ne sana da hak veriyorum. Trik var mı çektin? Sana da hak veriyorum. Bir şey diyemiyorum. Tamam. Üzülme. Biraz çeneyi yukarıya lütfen. Bana izin verin. Keseyim ben. Kimseye izin vermiyoruz. Bana neden izin vermiyor? Sen yanlara kat veriyorsun ama. Asimetri nerede? İstemiyor. Lütfen gider misiniz yerinize? Ya arkadaşlar lütfen ben size öyle bir saygısızlık yapıyor muyum? Yok, bu saygısızlık değil. Sadece bakıyoruz. Neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Yeterin ya. Gerçekten tamam, yeter. Tamam zaten çok az dakikası kaldı. Rahat bırakın. Ay hayat sen hiç konuşma. Lütfen. Bitirdi ya. Arkadaşım yanımdan çıktım ben istemiyorsun diye. Lütfen. Ben ne dedim kestiğin sana şu anda? Kestiğin saçları hatırlıyorum ben ekranda izlerken. Makyözlerimiz ve makyörümüz hazır. Uzaktan modellerin kesimleri nasıl oldu kontrol ediyorlar şu an görüyorum. Koşmak için hazırlar. Siz bitirmek üzere misiniz? Son bir dakikanın içindeyiz. Kontrol edin. Makyaj için uygun şekilde bırakın lütfen saçları. Son 30 saniye. Hayat sıraya kızdı. Kendi modelinin saçını dövüyor. Makyözlerimizden ve makyörümüzden mat bir makyaj istiyoruz. Bugün sadece 25 dakikaları olacak. Saç için verdiğimiz süre bitmek üzere. Son sayıyorum. Hazırsanız. 5, 4, 3, 2, 1. Süreniz saç için bitti. Sizin üzmek istemiyorum. Oh, namda değil ama aldığım tedaviden sonra ilk defa öncü bey dokundu makasla saçlarıma. O kadar çok saç versin ki Allah sana, kapıdan kovsun kuaförler seni. Sakın ağlama. Kadar çok yakışmış bir saçın. Çok da güçlü bir kızsın. Her şey insanlar için, her şey başımıza gelebilir. Ama... Asimetrik kesimde taranmış saçlara, kesilmiş saçlara en uygun mat makyajı yapmak için sadece 25 dakikanız var. Süreniz başladı. Bol şans. Güzel olmuş. Yani şöyle söyleyeyim. Eski halindeyken böyle elinle tuttuğun zaman belki şu kadarcık bir saç geliyordu. En azından şu an dul dul kafanda saç var gibi hissedeceksin. Hadi başlayalım biz de mat makyajımıza. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Şey yapalım o zaman. Benim daha natural yapalım. Natural. Nasıl mesela? Eftali tonları falan evet. Filan yapalım. Ama mat. Pembe yapacağım. Pembe tonlarını düşünüyorum. Şu pembe. Mürdümle de onu birazcık böyle destekleyeceğim. Ne diyorsun? Belki bu mürdümü... Bu dediğin. Aynen. Mürdüm bu. Belki mürdümle ucuna böyle dağınık bir eyeliner şeyi verebilirim. Buğulu böyle net bir çizgi değil de buğulu bir çizgi onunla oluşturabiliriz. Sıcak tonlar kullanacağım. Çok yoğun bir makyaj uygulamayacağım. Buz çok yoğun istemiyorum. Çünkü ruj olarak da, beğenmediler. Evet. Ruj olarak da şimdi yaparken seçeceğiz rujumuzu. Arkadaşlar. Efendim. Dün çok fazla eleştirdiniz beni ama ben 5 puan aldım. Farkında mısınız? Ne kadar bugün enerji doluyum. Evet, farkındayız. Hatta ben blok şeklinde kalmasını savunurken dağıtılmış bir farın. Yani ilk defa gördüm bu şekilde 5 puanı da. Şaşırdım yani aslında. Pardon anlamadım. Sen blok şeklinde mi dedin? Evet, renkli olunca ben biraz böyle daha çok dağıtıldığını değil de biraz da olsa böyle gözde blok şeklinde kaldığından yana olduğunu biliyordum. Sen benim onu dağıttığım için sen onu ben senin aslında dağıtmış olmana yorum yapmıştım. Hani evet. Bu kadar dağıtmasaydın İşte ben onu diye. Dağıtmasam sen diğer türlü şekilde yorum yapacaktın. O yüzden... Bu senin için farklı bir genelde strateji mesela bence. Tuna'nın da makyajlarını mesela görüyorum, bakıyorum.
Tuna çok fazla dağıtmıyor. Seninki kadar hani o şekilde çalışmıyor. Yani Tuna'yı mı savunuyorsun bana? Yok, hayır. Özlem, onun senden iyi olduğumu mu benzediği için onu anlatıyorum. Özlem, senden iyi olduğumu mu kıskanıyorsun? Bu kadar da. Asla çok iyi olduğunu düşünmüyorum benden. Düşünüyorsun, düşünüyorsun. Asla düşünmüyorum. Bunu dilinle söylemesen de... Çünkü büyük bir farkımız var. Bunu dilinle söylemesen de tavırların bunu gayet iyi şekilde ortaya koyuyor. Büyük bir farkımız var. Bunu sen de biliyorsun. O yüzden nasıl? Seninle çok fazla bu konuyla ilgili tartışmak istemiyorum. Çünkü ben Özlem Kurt'um. Sen sadece bulunduğun yerde bir Tuna'sın. Özlem, eminim ki yani senin adından çok beni tanıyan insan vardır. Bunun böyle eminim. Olduğunu düşünmüyorum. Tercih edilen her zaman. Özlem Aslan'la da aynı iddiaya girdin ama yani burada nasıl mağlup olduğunu gördük. Ben kendimi kıyaslamıyorum. Kıyasladın ve yenildin. Bir daha cesaret edemiyorsun asla, o tarz bir şey o yüzden. Asla kıyaslamıyorum kendimi. Bir daha cesaret edemiyorsun o tarz bir şeye. Kesinlikle öyle düşünmüyorum. Gerçekten var ya, ben bıktım ya. Bıktım yani. Öyle... Neyden bıktın? Vallahi bıktım yani. Hep aynı şekilde makyaja başlanır mı arkadaş? Yani anlam veremiyorum yani. Tuna. Efendim. Bana bir hediyen olduğunu söylemiştin. Öyle bir şey duydum ben. Şöyle bir şey. Hazır makyaja başlamışken de ben bunu sana vereyim. Kaç gündür görüyorum böyle ense süpürgesi gibi bir fırçayla allık sürüyorsun. Sana benden bir güzellik. Özlem ablanın yanına gittin, o kadar gittin bir şey alamadın. Şöyle güzel bir hediye veriyorum sana. Tanıcığım teşekkür ederim o güzel hediyenin için ama ense şey ense değil fırçasından o. Allık fırçası. Ona elini aldığında sen de fark edeceksin. Yok, allık fırçası ama ense fırçası gibi yani. Öyle bir fırça sana sen yardımcı olmaz. Sen onu ense fırçası olarak görmüş olabilirsin. Kullandıkça ama beni hatırlarsın. Fırçası. Benden sana güzel bir hediye böyle. Teşekkür ederim güzel hediyenin için ama... Ense fırçası demen hoş olmadı. Ama ense fırçası gibi. Keşke biraz daha kibar bir şekilde. Ben de yanıldım. Oysa ki. Ama bir şey diyeceğim. Ben seni düşündüğüm için bak gittim fırça aldım. Sen makyajında zorlanma diye güzel şeyler çıkar diye. Ayşe göreceğim seni buraya alalım mı? Mat makyajları Bilin. Nasıl yapacaklar? Bak bakalım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nasıl bir fondöten kullandın? Yani mat makyaj için. Mat fondöten kullandım ama transparanla matlaştıracağım fondöteni. Pişireceksin. Evet. Transparanla matlaştıracağım. Tam mat değil ama transparanla istediğim sonucu alacağım. Kolay gelsin. Fondöten. Teşekkür. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bugün de pembeden gidiyoruz. Mat olduğu sürece. Aynen, mat. Parlak yok asla. Cilde nasıl bir şey kullanacaksın? Mat. Cilde nasıl bir şey kullanacağım? Mat bir fondöten kullanacağım. Ondan sonra şu tarzda hem şeyi yakalayabileceğimiz, farla allığın uyumunu yakalayabileceğimiz belki şu tonlarda bir allık kullanabilirim. Ya da bronzer tarzı da olabilir. Net değilim o konuda. Yani onu da matlaştıracaksın o zaman tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii tabii, mat kalacak. Highlighter kullanmayacağım zaten, ışıltı yok. Mat bir şekilde devam edeceğiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Kolay gelsin. Merhaba, teşekkürler aşkım. O yüzünde simler var. Evet, o simler çıkmadı. Kesinlikle fırçanda kalmış olabilir mi? Fırçamda yok ama kendi yüzünü yıkadıktan sonra lanet çıkmadı. Lanet sim yani, o bir yere evet, bulaştığı zaman yapışkan. Geçmez. Evet, o biraz yapışkan. Evet, onunla problem yaşadık. Sim biraz fark kalmış. Şöyle yapayım, gerçekten çıkmıyor. Nasıl matlaştıracaksın sonra? Nasıl matlaştıracağım? Yani fondötenini nasıl matlaştıracaksın? Nasıl sabitleyeceksin? Nasıl bir ürün Kırayla. Kullanacaksın? Transparan. Transparan, evet, pudra. Transparan pudraları karıştırıp tamam, sen devam et. Evet. Zamandan gitmesin, kolay Hı-hı. gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben böyle buğulu bir göz farı tercih ettim. Kaşlarına daha geçmedim. Geçeceğim. Şuraya bir şey bulaşmış. Parlak bir şey elinden sanırım. Fırçalardandır. Gitmez. Evet. Alırım onu ben. Nasıl bir fondöten?
Fondöten olarak bunu kullanıyorum ama daha sonra üzerine transparan pudra geçerek matlaştıracağım onu. Yani altına falan bir baz uygulayacak mısın? Yüzü zaten yağlı bir cilt değil, kuru bir cilt. Baz gerek yok diye düşündüm. Kolay gelsin. Sağ olun. Herkes mat göz makyajıyla başlamış. Bir kişi hariç. Herkese benden çay, Şakir'e yok. Öyle söyleyeyim. Öyle bir şey. Ben şeyi merak ediyorum. Birçoğu aynı fondöteni kullanıyor. Yani aynı tarz fondöteni. Ama onu nasıl pişirecekler ve matlaştıracaklar pudrayla? Merak ediyorum. Özlem Kurt. Soğuk tonlarda böyle kahvelerle bir sonbahar makyajı gibi mat bir göz makyajı yapmış. Güzel ama kötü değil. Ama aynı yani klasik. Tuna yine pembelerden gidiyor. Renk kullanıyor. Bu konuda risk alıyor ama onun tarzı öyle. Ama o da klasik. Yani Tuna'ya göre klasik artık. Hep aynı Tuna. Mira istersen gel. Ben sana bir şey göstermek istiyorum. Kontürle ilgili. Ben şu an gelemeyeceğim. Tam özel bir noktadayım. Çünkü... Ben bak zaten burada genel olarak biliyorum. Masalar bu konuda başarısız. Bak Özlem, bence sen onlardan 1-0 öne geç. Mira'yı yanına çağırıyorsun. Vakit kaybı yaşıyor. Evet, evet, vakit kaybı yaşıyor. Ondan sonra onun puanlarına yaşamaz. Da yansıyor. Zaten puanlarına onu yansıtıyorsun. Evet, o konuya kötü, değinmek istiyorum. Kötü bir yönde etkiliyorsun. Evet. Evet. Ben bunu benim gibi hızlanabilir yani gelsin. Mira, ben sana söylemiştim gitme demiştim. Kesinlikle. Sen beni de dinlemedin gittin. Kızıyorum işte sana da. Evet. Ben, evet. Yani bence seni Sıla ablan beni, dolduruyor bu ama konuda. Ama puanı gelince de puandan düşürüyorsun Özlem abla. Seni de anlamış değilim ben. Neden düşürüyorum? Ben düşürmüyorum. Hayatla tartışıyorsun. Biraz küçüklüğünü bileceksin, susacaksın. Sen benim makyajımı orada beğendiysen, ya ben beğendim. Sen onu kıskanıyorsun veyahut da onu ön yargılısın diye ben neden puanımdan düşeyim? Tıpkı benim kullandığım cümleler gibi. Mesela. Senin sorunun Sıla'yla. Haksız mıyım? Bence haklısın. Umarım bunları düşünürsün Özlem abla. Ama şimdi o fırçayı Tuna hediye etti. İster misin bir şey başlasın? Şöyle bir olay var. O fırçayla soracağım gerçi onu. Hem fondöten sürdü, hem allık sürdü, hem pudra sürdü. Mesela bende 1000 tane fırça var. Tamam, böyle bir şey olmak zorunda değil ama bir rengi kullandığımı, kontüre kullandığımı allıkla kullanmıyorum. Çünkü oradaki renk makyajı bozabilir. 10 dakikanız kaldı sadece. Bence seni Sıla dolduruyor bu konuda. Yoksa Sıla sen akıllı bir çocuktun. Doldurmuyor. Sıra beni böyle doldurmuyor. Huyların yoktu senin. Eğer ben puanlarına yansısaydı sana hak verecektim ama 2 gündür buradayım, 3 gündür buradayım, görüyorum ki sen bilerek Gereba yapıyorsun. Sen iyi işler çıkar, ben sana en yüksek puanı vereceğim. Ben gayet iyi işler çıkardığımı düşünüyorum. Biraz daha, biraz daha Özlem ablanı dinle. Daha iyi işler çıkar. Senden ruj istiyorum Özlem. Masana gelebilir miyim? Yanlış ruj yerdesin, mu? Bana gel. Ben gel bana. Bundan sonra kesinlikle bana gelmelisin. Bir şey soracaksan da, bir şey öğreneceksen de ben sana her konuda evet, egosuz bir Özlem olarak yardımcı evet, olacağım. Kesinlikle. Tamam mı canım? Ben ruj istiyorum, evet. Al canım, bütün rujlar senin olsun. Tuna, sen o ense olarak nitelendirdiğin fırçadan sonra seninle barışmayı düşünüyordum, vazgeçtim. Masana da gelmiyorum. Beni çok üzdün. Ben sana en egosuz bir Özlem çok olarak ben her sana konuda yardımcı sen de beni olacağım. Çok üzdün bana böyle fırçama hitap ederek. Ben sana yardımcı olmak istemiştim oysaki ama gene de sen bilirsin. Bence yanlış yaptın çünkü kendisine faydasılı olamayan bir makyözden bir... Ben faydam yardımcı. Kendime faydam olmasaydı yüksek yüksek puanlar almazdım canım. Alaturka bir makyöze gittin. Senin gibi tek tip değil en azından. Tek Özlem tip en değil. Azından senin gibi demode değil. Süre bitiyor. Umarım bir eksiğiniz kalmamıştır. Son. Sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Süre bitti.
Süre bitti. Hadi bakalım bugün neler olacak? Tam istediğim gibi. Önceki halini fark var bunun arasında. Aradaki 1500 tane farkı bul. Saçlarını çok beğendim. Sadece bir taraf uzun bir taraf kısa diye güzel bir görüntü olmayan bir saçı da beğenmek mümkün değil. Gerçekten çok teşekkür ederim. Keşke tek tarafı kesmişken bıraksaydın, bu taraf uzun kalsaydı. Beğendim. Öncünün kesmiş olduğu saç modeli o kadar güzel yakıştı ki hacim kazandırdı. Kuaförüm sensin de perşembe günü asimetri kesimler yapıldı ve en uygun mat makyajlar uygulandı. Bakalım günün avantajını kim yakalayacak? Cuma günü büyük finalde 10 bin liranın sahibi olmaya kim yaklaşacak? Ve aramızdan üzülerek kim ayrılacak? Bugün en düşük puanları alıp yarına üzülerek veda etmeye hazırlanan takım kim olacak? Bugünkü puanlar çok önemli. Çünkü bir de yarınki konuğumuz, konuk jüri olarak Banu Altan efendim. Bugün umarım bol bol puanlar alırsınız. Hadi bakalım bugün neler olacak. İlk olarak Mustafa ve Tuna'nın modeli Ezgi Çayırezmez gelsin. Ayna kapansın, Ezgi kendine baksın. Tam istediğim gibi. Taşlarımı kalın yapmış sadece. Kafam karıştı şu an. Dedim, duymadım, çok kısık sesle söyledim. Taşlarım kalın olmuş, onu sevemedim. Saçlarım tam istediğim gibi. Yani beğeniyorsunuz, siz demiştiniz sanırım. Beğeniyorsun falan demiştin ya sürekli. Yani ben ne diyebilirim ki bu saçı? Yapıyor yani. Şu anda neden ilk bana dönüp de onu söyledin onu anlayamadım. Şu an saçını ben yok, de çok beğendim. Yok, önceki çekimde demiştiniz bak, ya. Bak şu an ben de beğendim. Ellerine sağlık bu arada. Sadece kaşlarım çok fazla kalın olmuş. Ama pembe çok yakışmış. İlk oldu benim için de. Zorladın mı takımını saç kesimi sırasında? Evet, biraz bir uyuşmazlık oldu. Kısa kesmek istedi. Ben kısa istemiyorum çünkü kullanamıyorum kısa saçı çok. Önceden kullanıyordum ama şimdi kullanamıyorum. Ama yine sözünü tuttu yani. Bakalım bugün saçların kesilmeden önce buraya nasıl geldin? Saçlarım. Saçlarım. Çok cansız. Çok cansız görünüyor. Şimdi saçları daha mı canlı olmuş Sıla Hanım? Siz ne diyorsunuz? O kadar benim masama geldin. Akıllar verdin. Tamam mı? Ben ikna ederim dedin. Ne fark var? Önceki hali nerede? Biraz önce gördüm. Hani önceki hali yeni fark var bunun arasında. Onu görmemek için kör olmak lazım. Evet, belli. Bana bir değişiklik gösterir misin? Aradaki... Hani sen ikna ederdin. Aradaki... İkna etseydin. Kısa kütle ikna etseydin. Aradaki... Kısmı ikna etseydin. Beni dinlersen söyleyeceğim. Aradaki farkı sana göstereceğim. Beni dinlersen. Aha. Aradaki 1500 tane farkı bulun. Ne Allah aşkına ya. Hani o kadar bir havalı havalı geldin ki. Evet, çok hani havalıyım. Ben kısacık şöyle bir kısacık bir saç bekliyordum. Çünkü ben kendi... Ben modelimi onu yakıştırmadığım için. Hayır bak, ben modelimi onu yakıştırmadığım için... Onu yapmadım. Eminim, asimetrik olsun diye illa kısa saç kesilmez. Ben bunun her zaman arkasındayım. Saçları aynı boyda dümdüzdü. Önlerden sadece kısa bir saçı vardı. Ben tamamen kestim ve V yaptım saçını. Tamamen çizdim yani. Omuzların daha geniş durması için tamamen V kesim yaptım. Çünkü senden daha biraz değişik daha minyon bir saç beklerdim. Ya ben değiştirdim arkanı. V kesim olduğunu düşünüyor musunuz? Tarayıp bakmak lazım. Yani... Tarayın Sıla Hanım. Arkanı döner misin? Ya V kesim tamam ama hani benim söylemek istediğim şu Gözde Hanım. O kadar çok üzerime yüklendi ki hepsi ben ikna ederim gibilerinden. Yani eğer ben çünkü ondan bahsedeceksen ben senin yanına gelip modelini ikna ettim. Yani senin biraz daha hızlanmanı sağladım. Modelini biraz daha rahatlattım.
Yoksa aksi takdirde ekstradan benim, saçlarına dokunuyordu. Benim ben sana yardımcı olmaya çalıştım. Benim modelim hiçbir şekilde ikna olmayacaktı. O şekil gelmiş. Ya ben yine de en azından ben yardımcı olmaya çalıştım. Yani bir şeylerin elinden tutmaya çalıştım. Saçla ilgili yorumlarınıza geri dönelim lütfen. Beğenmediğiniz noktaları paylaşırsınız. Yani sevgili. Dediğim gibi daha değişik bir kısa saç beklerdim. Bu da kötü değil. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederiz. Öncücüğüm sen nasıl buldun asimetrik kesimi? Şimdi sen buna nasıl asimetrik kesim diyorsun Sıla Hanım? Şimdi asimetrik kesim bir taraf kısa bir taraf uzundur. Modelin omuzları geniş. Keşke arka o kuyruk gibi duran yeri düz kesseydin. Hayır. Ama en azından yanlarına yapmış. Bak şöyle. Yanlara yapmış. Hayır sen çok yanlış konuşuyorsun. Şimdi biz şu anda. Asimetrik kesim sadece bir yanın uzun olup bir yanın kısa olması değil. Evet onu bile söylersen önler kısa arkalar uzun derim sana biter olay. Anladın mı? Bu kadar basit. Asimetrik. Bu mu yani? Simetri olsaydı senin, evet. Senin. Yani önce bir asimetrikle simetriyi ayır dedim. O zaman arkadaşlar. Bir dakika dur. Asimetrik kesim dedin ya. Evet. Simetri dediğimiz böyle eşit gider. Evet. Asimetrik bir taraf yamuk bir taraf. Şimdi o yamuk zaman değil. Burada bir taraf kısa bir taraf uzun olabilir. Mesela. Evet. Bu kesimde o zaman bu taraftaki katların daha uzun, bu taraftaki katların daha mı kısa? Hayır bak. Önleri o zaman kısa, bu kesim asimetrik doğru. Değil. Asimetrik. Hayır. Ya sen saçmalıyorsun ki, ya. Bak biraz daha konuşursan hayır. Bu işten anlamadığını söyleyeceğim bunu sana. Birazdan Adnan hocamızdan da duyacağız. Duyacağız çok güzel şimdi, bir şekilde. Şimdi yakıştı omuzlarını geniş. O zaman arkayı da o kuyruk gibi görünen yeri düz kesecek. Öne alır mısın? O zaman çok kötü olacak. Hayır öne al. Ne var? Ne o farkı var? Bir yanlara olacak. Kat verdin. Biz burada her zaman... Evet yanlara kat verdim. Başka ne yaptın? Ya yanlardan arkaya kadar kat verdim ben bu seçim. Ya bu asimetrik kesim mi hayat? Evet asimetrik kesim birazdan duyacaksınız. Çok merak ediyorum. Asimetrik kesim dediğimiz bir tarafı kısa bir tarafı uzun. Bak önleri kısa arkaları uzun. Arkadaşlar bunu niye anlamıyorsunuz? Ya ben hiç asimetrik kesimde... Yani sen yamuk kesime mi asimetrik diyorsun illa ki? Asimetrik kesimde... Ben hiç böyle model görmedim. Farklı bir kesim deseydi bir taraf uzun bir taraf kısa kesim konsepti olsaydı evet. Asimetrik ama... dediğimiz bir taraf kısa bir taraf uzun değil mi zaten? Tamam da önleri kısa arkaları uzun diyorum ben. Ya sana. Bak bu kadar. Laf şeyi yapıyorsun. Ama hayır, sen aynı şeyi yapıyorsun. Hayır. Mustafa Batur bugün ne yapmak istediğini ben de anlayamadım. Ben de konseptli katlı kesim mi diye duyduğunu evet. Sandım. Ben de kesinlikle hayır. Asimetrik kesim olduğunu düşünmüyorum. Bir kere gerçekten... Bugün senin günündü dedim. Çünkü çok iddialısın kesimde, renklendirmede. Evet, ben her zamanki gibi modelimin yüzüne gitsin. Ben bir santim saç kestiğini gördüm. Saç kestiğini daha bir fazla görmedim kestim zaten. Kestim saçlarla yastık yapılırdı ya. Evet ben buradan hep seni izledim. Asimetrik derken ay, gerçekten... tanımıyoruz. Ben... Sen bu saça nasıl asimetrik Önce lafımı kesme. Bir daha söyle. Takıldı. Tamamen katlı kesim olduğunu düşünüyorum. Ben Mustafa Batur asimetrik kesimi bu şekilde kesmemeliydi bana göre. Bildiğin V kesim. Peki Adnan Serter bunun en sağlıklı cevabını verecektir. Adnan Bey asimetrik kesimi bize tarif eder misiniz? Asimetrik kesim kod farkı yaratmak demektir. Yani düz bir simetrik bir görüntünün bir tarafının aşağıda veya yukarıda olması demektir. Bu bir V kesim. Devamlı asimetrik kendi yorumda sayılmaz tamamlayacağım. Yani, doğru mu? Sonucunu kendi yorumda tamamlayacağım. Özlem Kurt, makyajla ilgili ne düşünüyorsun? Evet, rengi güzel seçmiş. Bence güzel olmuş rengi. Göz altına da az sürmesi kahve tonlarını onu da çok beğendim. Yalnız göz altları yine bana mor geliyor göz. Kirpik dibinin altı orayı kamufle mi edemiyorsun veya ürünü mü taşırıyorsun oraya bilmiyorum. Neresi mor yine geliyor? Yine şu kısımlarını ben buradan mor belki görüyorum. Belki saç gölge yaptığı için öyle görüyorsun. Yakından bak. Evet. Bence yakından bak. Şu an yine öyle mesafeyle görüyorum. Mesafeyle alakalı problem yaşadığını düşünüyorum. Bence yakından bak. Ben öyle görüyorum. Şu yanaklarına mesela düncerimiz buraya bir farklı bir teknik kullandı. Sen onu yapmaya çalışmışsın ama... ağız görürsün. Kenarlarına kadar getirmişsin. Ağız kenarları değil. Ya sen evet. Gerçekten mesafeyle ben, alakalı problem yaşıyorsun. Hayır ben yaşıyorsun. Buradan öyle görüyorum. Gidip yakından bak. Tamam yakından bak ya. İki adım yürü. Neden bu kadar yürü bak yakından. Hayır ben ekrandan ve buradan görüyorum. Ağız kenarına doğru inmiş kontürler. Aslında dün yapıldı şöyle elmacıklar çok daha güzel çıktı. O tekniği uygulasaydın daha güzel olurdu.
Dudağa gözle çok uyum sağlayamadım. Çok beğenmedim dudak makyajı ama kontürünü beğenmedim. Evet, mat duruyor, cilt mat duruyor. Göz altları sorunlu, kontürü her zamanki gibi sorunlu. Kaşları biraz daha güzel olmuş, netleşmiş. Bu kadar. Yani teşekkür çok ederim Özlem ablacığım, çok sağ ol. Siz de inşallah benim yaşlarımı görüp benim yaşımdaki aldığım başarıyı alın. Özlem Kurt başarısını inşallah sen de tat. Tat. Konuyu yine çok farklı bir yere çevirin. Sadece şuna değineceğim. Konuyla Özlem Kurt'a geldi. Aynen. Mustafa benden, yine Mustafa benden 3 yaş büyüktür. Ben ona saygımdan abi derim. Sen hani ben de bir şey demiyorum. Ben de sana abla derim. Bunda yanlış bir şey olmuş. Yok. Konuyu çok ben farklı bir yere çevirme. Bak ben sana cevap bile vermedim. Ben bir şey demiyorum. Ama lütfen kadınlara çok güzel davranalım. Hele siz erkekler çok çok ruhlarına okşayın. Böyle efendim, normalde kameraya oynarsın bastırma, sen. Niye bastırmamaya çalışın yani. Kadınları böyle bazı noktalardan vurmaya çalışmayın. Normalde çalışmayın. Bunu kameraya doğru oynarsın da bize niye bakıyorsun anlamadım. Yani. Yo, ben Tuna'ya anlatıyorum yani. Evet, evet. Yapma Tuna, evet. Yapma, boş ver. Canımın sana içi. Olmuyor, sana bak, olmuyor. Bir de sen açılmaya ben... çalışıyorsun. İnsanlara bir şey öğreteceğim, makyajla ilgili bir şey. Hay abla, sana şunu öğreteceğim mi diyeceksin? Olmaz bir şey böyle Tuna. Bak, sen olmaz. Konuyu çok farklı bir yere ben çevirip çok insanlarla mükemmel oynuyorsun. Bak, yani bir çok ödül ödül yok, oyunculuk ödülü. Bir şey hiç verelim sana. Hiç kimseye böyle hitap etmiyorum. Yapma. Yapma çocuğum. Yapma. Küçüğüm. Annem küçüğüm. Gel sarılacağım sana, gel. Anneciğim benim. Bebeğim. Yine konuyu çok farklı bir yere çevirip böyle çok güzel oynadın. Tebrik ediyorum. Hayır, ben ediyorum. Rahatsız yine gönlümü aldım. Çünkü iki gündür bunu duyduğum için ben rahatsız oldum. Ama bir şey diyeceğim. Ben de onun bazı söylemlerinden rahatsızlık duyuyorum ama bu şekilde bir tepki göstermiyorum. Gerek yok bence bu tarz şeylere. Özden bugün ona abla dememe çok kızdı. Bence bunda kızacak bir şey yok. Ben büyüklerime saygıdan dolayı abla da derim, abi de derim. Biz Anadolu çocuğuyuz yani. Bunda yanlış bir şey yok bence. Makyaj aktı, makyaj. Hadi yorumlara devam edelim. Ya biz mesafe olarak göremiyorum, o yüzden bakıyorum. Bugün kullandığın tonları, yani göz farı tonunu çok beğendim Tuna. Benim de sevdiğim bir ton. Ama dudağını çok hafif buldum. Nude bir ton, hatta daha açık bir ton. Özlem abla demeyeceğim. Demeyeceğim. Desen, sana yakışıyor. Bana yakışıyor mu? Gerçekten alkışlamak istiyorum çünkü o kadar tepkiden sonra. O sen ablacığım, özünde söylüyorsun. Senin kullandığın o cümlelerine katılıyorum. Yanak bölgelerinde gerçekten çok cansız duruyor Tuna. O kadar güzel bir renk yapmışsın ki gözlerine. Dudakları böyle soft kalmış. Gözlerimizde hatta bir perde olduğunu beyaz, düşünüyorum. Senin beyaz mankeninin beyaz duruyor. Bir tık daha, bir tık daha beklerdim. Ben genel olarak zaten beğendiğimi söylüyorum. Sadece gözlerinizde bir perde olduğunu düşünüyorum. Yok, her şey güzel, biz neden söyledik. Ama ben sadece yanakları dedik. Nötrün. Yani hep perde mi vardı? Bence sende bana karşı bir problem var. Yok, hiçbir problem yok. Seni evet, kıskanıyor benden. Ben şimdi abla diyebiliyorum. Diyemiyorsun diye mi? Böyle bunu da kıskandım. Evet, şey. Çok kıskandım. Tuna çok bağlandı burada. Haftalardır bana ne olursa olsun ben fark ediyorum. Çok bağlandı bana. O yüzden seni kıskanıyor olabilir. Yani elimden aldım düşüncesi mi var? Onu anlayamadım. Hayır canım, var böyle yani. Ben hissediyorum. Hele ben bunu Özlem'le burada rakibim. Istiyorum. Kıskanılacak bir bugün şey yok aslında. Bugün çok fazla hissettim yani seni kıskandığını benden. Seni de seviyorum. Asancığım, ben de seni sen seviyorum. Nasıl buldun mat makyajı? Mat makyaj bence güzel, konsepte uygun olduğunu düşünüyorum. Sadece pembe farının rengi biraz bana fazlasıyla çok ön planda geldi. Yani çok neon geldi. Biraz daha açık bir pembe uygulasaydın daha iyi. Ben o açık tonları, o soğuk tonları sevmiyorum. Yani kullandığım anladım. Zaman canlılardan yanayım. Mesela sen Hande Şeremet'ti galiba. Onu uyguladığın farı ben çok beğenmiştim. Onu da kullandığım ama ışıltılı bir fardı. Teni de aynı zaten hemen, değil mi? Işıltılı bir fardı. Onun tonu birazcık daha farklıydı. İşte biraz onun renginde ışıltısız anladım. Olanı kullansaydın daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bir de burada bence Ayşegül Hanım'ı benden daha çok dinleyen kimse yok bence. Dün sana gösterdi burada dünkü makyajında.
Dedi ki bu kızın şu allık kısmı şuradan şuralara kadar taşırabilirsin demişti. Şuralara. Zaten yanaklara kadar getirdim, o ön taraflara kadar. Şu, ama rengi çok soluk. Mesela dün pembemsi bir tonla, içinde turunculuk olmayan demişti. Ben burada mesela kendimle ilgili modellerime dair bir şeyi dinlerken sizinkileri de dinliyorum. Niye? Çünkü aynı senin modeller... çok dinlemeye ihtiyacın var bence de, iyi yapıyorsun. Dinlemeye ihtiyacım var çünkü sen ondan öğrenebileceğim her şey. Ondan Ayşegül Hanım'dan öğreneceğim her şey beni zirveye taşıyacaktır. Ve ben zirveye sen çıkmak için elimden gelen... Sen yol gerilediğini düşünüyorum. Zirveye çıkmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. O kolay bunu değil her senin zirveye. Bu kadar çabuk bir zamanda çıkman. Puanları alalım. Bir verin. Şaşırttın beni. At. Üç bin verelim. Emek edelim. Tamam. Adnan Bey, öncelikle asimetrik kesimle ilgili vermek istediğiniz bir takım bilgiler vardı. Onları alırsak çok seviniriz. Ve Mustafa'nın kesimini nasıl buldunuz? Asimetrik kesimde dediğim gibi ilk önce bir çizgiyi bozan bir görüntü olması lazım. Dengeyi bozması lazım. O yüzden bu bir V kesim, aşağıya doğru incelen bir kesim. Mustafa sanırım hani arkadan öne doğru uzun kesimlere asimetrik kesim yorumundan etkilendiği için önden arkaya sın yaptım kafasıyla gitti belki. Ama bence bu konseptle alakası yok. Ama V kesim omuzları genişletmiş. Hemfikirim. Çok güzel oldu. Onda da şey yok. Ama konsept değil. Mesela şöyle yapsan olurdu. Buraları küt diye burada kessen. Sonra çıksaydı onlar uzun uzun o asimetrik yani kesime girebilirdi. Ama bu maalesef bu durumda güzel Mustafa bir kesim olmakla yanlış birlikte. Tanımladı. Öyle evet. Mi? Çünkü yani hiç kesemeseydi diyecektim ki modeli kestirmedi falan, ama kesti o 7-8 santim yine böyle dışarıya fönlenip kesilmeyen şuradan gelseydi 10 numara olurdu. Ayşegül Kartal, makyajı nasıl buldun? Ben yorum yapmak istemiyorum. Direkt puanımı vermek istiyorum. Neon konsepti gibi olmuş. Makyajdan bugün bir puan aldım. Hak ettim mi? Asla hak etmedim. Bize burada verilen süre 25 dakika. 25 dakikada nasıl farklı bir makyaj çıkarılabilir? Biri bana bunu açıklarsa ben de ona göre bundan sonra yapacağım işleri değiştirebilirim. Yarın görüşmek üzere finalde. Görüşürüz. Süpersin. Hayat ve Özlem'in modeli Ecem Sezgin gelsin. Ayna kapansın, Ecem kendine baksın. Hislerini bizle paylaşmayacak mısın? Saçlarımı çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok güzel yapmışsın. Makyajımı da çok beğendim. Hatta en çok beğendiğim makyaj bu olmuş. Bugün geldiğinde saçların nasıldı görelim. Bayağı uzunmuş. Burası hala mı? Sadece burası uzun kaldı. Peki Mustafa, senin yorumuna başlayalım. Nasıl buldun bu asimetrik kesimi? Güzel olmuş, gayet asimetrik. Arkanı olmuş. Arkanı döner misin? Sol tarafı sağ tarafı kısaltmamış, sol tarafı kısaltmış. Geçen hafta düştüğü hataya düşmemiş, oraya sanırım değil mi? Düzeltmiş, güzel olmuş, ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum.
Sıla, sen ne diyeceksin? Yani aslında çok bir asimetri göremedim. Hani bir parça bırakmış, tamam. Asimetri mi? Evet, asimetriye giriyor. Kesiminden dolayı mı göremedin? Taramaktan, taramasından mı? Ya hayır, hayır, belli zaten. Öne gelmiş. Ama hani çok böyle ikna ederim ben şöyle böyle falan diyordunuz ya. Sizde de aynı benim şeyi göremedim. Benim kesim saçı göremedin galiba. Sen asimetri kesimi net vermek için zaten önlerinde katı oldun. Hayır, bunu tamam, olmuş. Yani hocamıza açıkladı zaten. Bugün herhalde biz mankenlerden bayağı benim modelim, benim modelim asla ben saçını kestirmek istemeyen bir modeldi. Aynısını ben de yaşadım. Ben en azından bir 15 dakikamı onu gerçekten hani rahatlatıp ikna ettim. Kesinlikle kesim istemeyen bir modeldi. Saç boyunu gerçekten çok kestim ben. Çabamın karşılığını da aldım. Ben işimden memnunum, bir şey göremiyorum değil mi? Bence... Hayır, göremiyorum değil. Bakın ne diyorum, önde var, evet, asimetri bir kesim. Ama hani daha böyle farklı şeyler bekliyoruz ya, çok iddialısınız. Masaya geldiniz, güya beni telkin ediyorsunuz, ben ikna ederim filan. Ben görüyorum çok güzel ikna ettim modelime, çok güzel ikna ettim hem de. Şimdiye kadar 9 haftadır buradayım, ikna edemediğim modelin işini bile burada yarım bırakmadım. Sonuna kadar saçımı tasarlamaya çalıştım ve hiçbir zaman saçımı yarım bırakmadım. Bir santim de olsa o kesimi yapıp toparladım. Bu konuda kesinlikle katılmıyorum. Benim de kafamda çok güzel şeyler vardı ama işte saç mankeni olunca arkaya işte dizdik saç senin yaklaşımın yapıp... tek sorunlu olan yaklaşımın da çünkü sesin modeline karşı çok yükseldi. O daha da gerginleşti. Vermek o istediğin kesimi kestirmek istese bile... O ses tonundan geriye gitti modelin. Hayatçım kestirmeyecekti çünkü saç modelliği yaptığını söyledi. Saçımla para kazanıyorum dedi ve ben zaten orada kaldım. Önce kesimi nasıl buldun? Yani bir asimetri var mı? Hafiften var. Bence yeterli değil. Keşke o sol tarafı bir tık daha böyle omuza doğru çıkarsaydın. Ama orası kattı zaten, kısaydı yani. Yok bu şekilde... yani ikna etmişsin normalde. Göğüs hizasında değil mi? Göğsünün hani bir tık altındaymış. 30 santim falan kesilmiş. Şu kadar da o soldan alsaydın. Bir de normalde ortadan mı ayırıyor? Sen mi bugün özel ortadan ayırdın? Ortadan ayırıyor. Normalde. Yani şey ortadan ayırdığı için de dengeyi bozuyor. Yanlış mı taranmış kesime göre saç? Yanlış taranmış derken maşayı keşke maşa yapmasaydın. Ya da yapıyorsan tam net yapsaydın. Çok ince saç teli. Bütün hafta boyunca bunu konuştum. Tamam, ben ellemeyi unuttum o saçı zaten, pardon. Elleyebilirsin, şu anda da elleyebilirsin. Maşallah ama hacı. Bana çok anlattı da saç. Hayat öncünün defalar. Kesin asimetrik buldun fakat taramaktan dolayı görünmediğini söylüyorsun, öyle mi? Biraz hacim vermek istedim açıkçası. Yoksa kuru kesim yaptım, bırakabilirdim. Hı, şöyle bir gelmiş. Şöyle bir yukarıya kaldırır mısın? Bir de onu taramaya çalış. Çok basit. Çok az. Şey krepe gibi. Elinle yapman yeterli. Gördün mü şu anda saçı? Taradın mı da hepsi açılıyor. Sadece şurada da biraz ama geçiz. Ama onu bahane olarak sunmak istemiyorum. Gerçekten ama sadece hacim bak verdim. Şurayı düz dur. Bak. Şurayı şu tarz yapsaydın. Tamam, tam omuz üstünde. Bura biraz daha havalanırdı. Yine eğilimi verirdim böyle. Daha iyi olur. Onu yani yaptım. Şurada. Önce onu yaptım şöyle ben. Şöyle olsa daha güzel onu olurdu. Yaptım ama düştü saç. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Aslancığım makyajı nasıl buldun? Makyaja gayet konsepte uygun olduğunu düşünüyorum. Sadece dudak rengi biraz bana kış rengi gibi geldi. Soluk geldi daha doğrusu. Kış rengi derken fazlasıyla nude. Özelliği o zaten. Anladım. Öyle yapmak istedim. Biraz canlı olsaydı, yine mat olsaydı daha iyi olurdu tamamen diye düşünüyorum. Tamamen mat ve solgun bir görüntü elde etmek istedim. Anladım. Mira, Özlem Kurt'un makyaj uygulamasını sen nasıl buldun? Ben de dudak tonlarını beğenmedim. Göz makyajın güzel olmuş, ellerine sağlık. Evet, dudak tonu beni rahatsız etti sadece de. Zaten mat bir makyaj. Tuna, sen de dudak ve yanaklarla ilgili aynı şekilde mi düşünüyorsun? Nasıl buldun Özlem Kurt'un makyajını? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Herhangi bir yorum yapmak da istemiyorum şu an. Çıkan hiçbir modelde yorum yapmayacağım şu dakikada. Beni es geçebilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Yok, ben seninle alakalı da hiçbir yorum yapmak istemiyorum şu an. Canım yorum yapmak istemiyor. Bu makyajı yorumlamak istemiyorum, o kadar. Beğendin mi beğenmedin hiçbir mi? Hiçbir şey söylemeyeceğim, hiçbir şey.
Ayşegül Hanım'dan aldığım puan için. Yok, onunla da alakası yok. Ben sadece yorum yapmak istemiyorum. Es neden? Geçebilirsiniz. Canım öyle istiyor. Şu an bu modele yorum yapmak istemiyorum. Kimse de bana yorum yaptıramaz şu dakikada. Tamam? Neden hiç kimse de bununla ilgili bir şey söylemesin. Buna yorum yapmıyorum. Herkese yapmayacağını söylüyor. Puanları alalım. Eminim. Eminim. Aynen. Bir puan veriyorum. Adnan Bey saçı nasıl yorumlayacaksınız? Biraz evvel Mustafa'ya yaptığım yorumda da söylediğim gibi iki tarafın eşitsizliği asimetrik kesimi veriyor. Ancak sadece bir taraf uzun bir taraf kısa diye güzel bir görüntü olmayan bir saçı da beğenmek mümkün değil. Geçen hafta yaptığı doğruyu bu sefer yanlışa çevirdi Hayat. Geçen hafta kesememişti saçı. Bu hafta o asimetriyi verdi. Niye dalgalandırdı? Yaptığı asimetriyi niye yok etti? Bilmiyorum. Ve modelin yüzünü iyice böyle yuvarlaklaştırdı. Beğenmedim. Yani asimetri tamam, okey. Sadece asimetri. Hani sadece konsepte uygun adı altında. Ayşegül'cüğüm, makyajı nasıl yorumlayacaksın? Yorumlamayacağım, puanımı vereceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Bugün jüriden ben bir puan aldım. Bunu hak etmedim. Tam anlamıyla konsepte uygun bir makyajdı. Bu konuyla da alakalı Tuna'ya tamamen destek oluyorum. En doğrusunu yaptı. Sizin üzmek istemiyorum. O anlamda değil ama aldığım tedaviden sonra ilk defa Öncü Bey dokundu makasla saçlarıma. O kadar çok saç versin ki Allah sana. Kapıdan kovsun kuaförler seni. Sakın ağlama. O kadar çok yakışmış bir saçın. Çok da güçlü bir kızsın. Her şey insanlar için, her şey başımıza gelebilir. Ama... Sıla ve Mira'nın modeli Hacer Emre gelsin. Ayna kapansın, Hacer kendine baksın. Öncelikle çok teşekkür ederim beni üzmediği için. Gerçekten istediğim bir şey, istemediğim bir şey yapmadığı için gerçekten çok teşekkür ederim. Kendisine teşekkür ederim. Aynen, gerçekten çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Yani... Bence sana sesimi yükselttiğim için ama gerildim ama... İstediğimi yaptım. İnşallah onu görür arkadaşlar. Ben de beğendim. Seni de üzmemiş oldum. Ya korktum açıkçası. Şöyle söyleyeyim, kuaförlere karşı bir fobim. Ama bunu yenmelisin. Ay. Gerçekten yenmelisin. Hayır, ben de sana böyle hani hayatım. Yarışmanın heyecanı şeyler gidiyor, dakikalar gidiyor. Onun nasıl toparlayayım? Heyecanıyla sana öyle sesini yükselttim. Gerçekten kusura bakma. Böyle bir insan değilim. İnsanlar ekrandan beni çok kötü tanıyacaklar. Rakip takımlar ne diyecek? Öncücüğüm nasıl buldun? Sen epey emek verdin. Rakibin için. Evet yani. Nasıl oldu? Bitti. Bugün geldiğinde saçların nasıldı? Yani çok. Görelim. Nasıl olmuş önce? Asimetrik bir kesim olabilmiş asimetrik mi? Olmuş. Benim olmuş bildiğim işte bir şey var. Yani bak bir dakika dur. Sadece keşke ikna edemedin ya. Mustafa gibi V kesim yapsaydın da bıraksaydın. V olmaz arkadaşım. Mesela yani, izin var mıydı? Ben ne yapacaktım biliyor musun? O da olmaz da bari yok buraya arkaya girdin döndü. Ya. Bak sağa zikzak girdin. Zikzak yapacaktım. Sonra ben zaten kesimini yapacaktım. Sen hani şimdi bir dakika uymak dur. İçin. Burayı böyle girdin ya. Buraya girdin. Eğer izin verseydin ne yapacaktın? Mesela ne izin, yapacaktın biliyor diyelim musun? Diyelim izin verdi.
Eğer izin verseydi o makas elim al. Tamam. Korkma. Ara makas getiriyorum. Tarak. Hayır gerek yok. Tarakla tut. Tarakla tut. Ha. Ben gerçekten. Ha. Şu işlemi şöyle göstereyim. Sen tarakla bak, göster ben bak anlarım. Şu şekil anladın mı? Üçgen şu şekil. Sonra ben onu düzeltecek. Zaten bir tane modelde de vardı. İlk ama izin. Yok. İyi ki izin vermemiş zaten. Aynen. Neden? Bence hiç de. Hiç gerek yok öyle şey. Ne alakası var? Hayallerle hayatlar eğer, olurdu bu bence bu tarafa doğru da uzun mu gidecek? Alakası bir yok. Tarzda, sonuçta bu konseptimiz ne? Asimetrik. Kısa saça izin vermiyorsa asimetrik kesin. Ben onu yapacaktım. Hayatçım sen nasıl buldun? Bugün zor bir gün geçirdin. Bunu birçok arkadaşım ben dahil yaşadık modellerden yana. Modelleri de bundan ötürü birçok tepki verdim. Keşke sen de birazcık güvenip kuaförüne izin verseydin. En azından başladığı bir işi tamamlayabilseydi. Bir de şöyle bir hata yaptın. Saça makası saça vurdun ama sonra bıraktın o saçı. Yani burada senin profesyonelliğini gösterir. Canım. Madem vermedi neden oradan başladın kesime? Uçalsaydın nereden en azından. Nereden başlayacaktım? Yani nereden? En İstediğim azından bu kadar yarım bir kesim kesime kalmazdı. Yani senin yaptığın saçı da gördük hayat. Geçti puanını verdin. Herkes tamam, bir şekilde sen de birbirimizi eleştiriyor. Hani düz bir kesim yapmışsın burayı bırakmışsın. Bari düz fön çekseydin onu görseydik. Hani hep iyiyim diyorsunuz ya. O iyi niye göremiyorum ben bilmiyorum. Ama ben ne yapsam mutlaka bir eleştiri yapıyorsunuz. Mutlaka bir iğneleyici laflar. Hepimiz tamam. Öyleyiz tamam, ama. Tamam sizsiniz ya. Hepimiz, sizsiniz hepimiz yani. Öyleyiz. Hepimize sizsiniz. Eleştiriler geliyor. Yani biz iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Ama herkes bir noktada bir buluyor yani eleştirecek Mustafa, bir şey. Mustafa sence modelin meslek hayatını etkilemeden doğru bir asimetrik kesim yapılabilir miydi? Ve yani, yapılan kesimi nasıl buldun? Asimetrikten kasıt buysa bazı yerleri kısaltılmış bazı yerleri uzun bırakılmış. Yani tam V şeklinde yani yanlarını V şeklinde kesmemiş. Sağ tarafını görüyorum parçalanmış. Yani ben onu asimetri olarak sayıyorum o zaman. Bence olmuş yani. Hem modelin saçını da kesmemiş. Onu da takdir ediyorum seni. Çünkü onun işi, onun hayatı. Tamam yani o bunu anlayarak geliyor buraya. Dedi. O bunu ne kadar anlayarak bile gelse buraya. Aynen. Burada onu az da olsa biraz daha rahatlatman bir gerekiyor. Bence razı. Modele yakışacak şeyler yapılmalı. Ben asimetri kesim olarak görüyorum. Eğer oysa asimetri kesim. Ben öyle görüyorum. Eline sağlık. Tunacığım makyajı nasıl buldun? Herhangi bir yorum yapmayacağım. Yapmanı isterdim ama. Yapmıyorum. Ben birkaç gündür yapılan makyajların üzerine hani bu kadar az makyajın ona daha güzel durduğunu düşünüyorum. Fakat yani fırçaları simliymiş herhalde. Yani evet, olmamalıydı. Biz ufak bir kaza yaşadık. Evet evet yani sim bulaşmış olmamalıydı. Ben bile parlıyorum. Yani hiç parlamamalıydı. O yüzden yapacak hiçbir yorumum yok. Evet. Yani mat olarak değerlendiremiyorum o yüzden. Geçen haftaki benim modelim sarı saçlıydı ve ben ona makyaj olarak hep canlı renkler uygulamıştım ve ona çok yakışmıştı. Ben de burada bu makyajda ne kadar mat olursa olsun canlı renkler beklerdim. Gözleri de renkli zaten. Şu an makyaj bana çok hafif kalmış. Yani tamam ne mat mı? Hafif kalmış gözlerimi. Göz farı. Göz farı. Dudaklarına verdim yoğunluğu. Neden? Çünkü biz böyle istedik. Beraber karar verdik. Öncelikle o istedi. Çünkü koyu sevmiyor. Ve zaten kıyafetine çok göre koyu de değil. Şeftali çok... ve kiremit renklerinde ben de mesela çalışabilirdim. Bu tonlarda devam etmek istedim bugün. Benim yorumum bu kadar. Teşekkürler. Teşekkürler. Beş mi var? Beş. Ben 5 vermek istiyorum. Ben bir onların. Zor bir modeldi, zor bir süreç geçirdiler. Ne düşünüyorsunuz? Zor bir süreçti diyelim. Gerçekten zor bir dönem geçti. Her ikisine de hak veriyorum. Birisi yarışma stresinde, birisi işini düşünüyor. Ama burada bir iletişim kopukluğu olduğu çok açıktı. Yarışmanın heyecanından dolayı Sıla'nın doğru iletişim kuramadığını düşünüyorum. Sonuçta
ben devreye girdikten sonra ortam yumuşadı ve modelini bir takım şeylere ikna edebildi. Ancak buradan sonrası da Mustafa'ya yaptığım yorumları da aynı. Keşke bir tarafı sağ tarafı kestiğinde sol tarafa hiç dokunmasaydın da şu asimetriyi görseydik. Şu anda ben sadece saçı yamuk kesmiş olarak görüyorum. Asimetrik olarak göremiyorum. Hocam tam bitiremedim ama hani keskin makası bir kere yaşadıklarınızı burada hep birlikte yaşadık, gördük. Yani evet. Biz başka tarafta değildik. O yüzden anlayışla karşılamaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi asimetrik saç göremiyorum. Keşke tek tarafı kesmişken bıraksaydın, bu taraf uzun kalsaydı. Mustafa'ya dediğim gibi bir tarafı hareketli bir içe, bir tarafı dışa tarasaydın, gönlümüzü alsaydın. Sağ olun. Ben direkt yazayım puanımı. Efendim? Direkt yazayım puanımı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Bugün jüriden 2 puan aldım. Modelin azizliğine uğradım. Çok güzel iş çıkarabilirdim ama bugün maalesef olmadı. Öncü ve Özlem'in modeli Cemre Kader alıncı gelsin. Ayna kapansın, Cemre kendine baksın. Anlamaya çalışıyorum yüzünden ama beğendin beğenmedin, nasıl hissediyorsun kendini? Açma. Açma açma. Kâhkül. Dur bir dakika. Nasıl buldun? Heh. Dur beğendim. Zaten kesim konusunda... Bir dakika, gözlerini şöyle demiyor, bir tersik var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kesim konusunda dedim ki kısa saçlara alışkın bir insanım. Ve ikisini öyle seviyorum ki gerçekten şu an bu saçı beğenmesem bile... ...feda olsun diyebilirim. Çünkü enerjileri beni çok tuttu. Ama şöyle bir durum oldu. Hani dedim ki kesebilirsin... buradan uzatabilirsin her neyse. İnsanların görüşleri farklı. Siz bu saçı bana yakıştırmış olabilirsiniz. Ama ben şurayı sevmedim. Ona o kadar çok dedim ki hani yapmayalım, yapmayalım, yapmayalım. Çok söyledim. Bu şurayı sevemedim. Onun haricinde zaten benim ki vur makası. Hani zaten alışkınım kısa saçlara. İkisini üzmek istemiyorum. O anlamda değil ama aldığım tedaviden sonra ilk defa Öncü Bey dokundu makasla saçlarıma. Aynaya bakınca kadınlar ilk böyle birbirimiz kendimizi beğenmediğimiz çok olur. Özellikle kahkülde. Duydun mu beni? Bak bana. Yo hayır ben beğendim zaten ya. Uzar o anlamda değil ama farklı bir duygusal bir an yaşadım. Biliyorum. Bilmiyorum, ikisini de çok seviyorum ben zaten. Şuna emin ol. Tüm kötü DNA'ların gitti. Şu an saç boyun senin yüzünde böyle dolu dolu durdu. Allah sana o kadar çok saç versin ki kuaför seni kapıdan kovsun. O kadar çok saç versin ki Allah sana kapıdan kovsun kuaförler seni. Sakın ağlama. Harika, ışıl ışıl bir kadınsın. Bütün yorgunluklar, kötülükler hepsi alaya döküldü gitti. Sakın, lütfen. Makyajım çok beğendim. Hastalığın varmış, atlatmışsın. Çok güzel saçların da uzamış, omre de yaptırmışsın. Daha iyi olacaksın. Bundan sonra çok güzel günler de geçireceksin. Uzun uzun saçlar da kullanacaksın. Ve dolu dolu saçlar kullanacaksın. Hep pozitif ol. Harika görünüyorsun ya. Teşekkür ederim.
ben makyajıma geçeyim. Hadi geç. Makyajımı çok beğendim. İstediğim tonlarda harika bir makyaj yapmış yine. Göz pınarlarımı, çerçevesini vesaire her şeyi. Tabii şu an biraz ağladığım için gitmiş olabilir ama ilk baktığım anda hani zaten wow dedim. Yine çok uygun çalışmış. Ellerine sağlık. Çok güzel yapmış. Onun haricinde saçımın kısalığını, yan tarafını falan sevdim. Sadece şurası rahatsız etti bana ama onlara feda olsun. O kadar güzel görünüyorsun ki. Evet. Alışık değil gözün. Aynen, alışık değil. Belki alışık de o yüzden ama yok yani, sıkıntı yok. O kadar çok yakışmış ki Seçen. Hani teşekkür onları ederim. Sevmiyorsan bile şöyle oldu. Kullandığın zaman o zaten bir iki haftada birleşecek. Ama çok yakışmış. Önce ellerine sağlık bu arada. Çok da güzel olmuş. Siz oralarda aranızda neler neler konuşuyorsunuz bunlar tabii duyulmuyor. Bir sonra tekrarları izlerken neler olup bittiğini ekrandan izlerken öğreniyoruz veya tesadüfen reklam arasında öğreniyoruz. Yok, önce hayır, sen neler diyeceksin? Çok beğendim hani. Önce böyle şeylerde biraz duygusal olduğu için genelde zaten yapısı o duygusallık. Zaten kesim esnasında konuşurlarken bile Öncü'nün tüyleri böyle diken diken oldu. Hani geçirdiği rahatsızlığı anlatmıştı kendisi. Hatta Öncü de ona aynı şeyi söyledi. İnşallah Allah sana o kadar çok saç verir ki dedi. Bir kuaföre gittiğin zaman yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bazen bize öyle müşteriler geliyor çünkü ve yoğun oluyoruz. Doluyuz diyoruz. Yani doluyuz derken yoğunuz, şu an alamayız diyoruz. Yani kısacası biz bu saça fön çekmek istemiyoruz diyoruz. Kabarık ve çok yoğun olduğu için. İnşallah senin de öyle bir saçın olur. İnşallah gittiğin kuaförlerden kovulursun ve bize gelirsin. Ne diyecekler merak ediyor musun? Alamıyorum. Alamıyorum. Ben çok beğendim. Ellerine sağlık. Biraz önce de söyledim. Asimetri kesimi evet kesinlikle. Ve çok yakıştı. Kâküller. Kesinlikle. Hani senin ağladığın olay sana acayip derecede yakıştı. Ve sen de ona çok alışacaksın. Birkaç gün sonra emin ol böyle kendin onları çıkartacaksın. Ben beğendim. Ellerine sağlık. Şunu tekrar ben dile getirmek istiyorum. Hani çok facia bir şey çıkmış. O değil. Yüzden ağlamadım. Sadece orada biraz kötü olduk. Kesilirken kötü oldum. Eski şeyler aklıma anladım, geldi. Anladım. O yüzden ama hani alışık değilimdir. Belki o yüzden olabilir. Ya sen deli misin ya? Senin burada olman ne kadar güzel biliyor musun? Kötü, çok talihsiz günler, zamanlar atlatmış. Anladığımız kadarıyla. Ve bizlesin. Biz burada harika bir aileyiz. Ve çok da güzel bir aileyle beraber gibi geçirdik. Değil mi dört gün boyunca? Önce... Modelin biraz şikayeti var senden. Ama seni çok seviyor. Şey, ufak bir parça dediğim gibi... tedaviden sonra kestirdiği ilk öncüymüş. Yani hiç kestirmemiş. İlk defa tedaviden sonra saç uzadıktan sonra öncü kesmiş. O saçı ayırdım. İnşallah bana uğur getirir. Hı? Öncünün kestiği saçı ayırdım. İnşallah bana uğur getirir. Ama seviyorum. İkisini gerçekten çok seviyorum. Hatta başından beri dizettim ya Tuna Mustafa, Tuna Mustafa diye. Oraya oturduktan sonra öyle güzel konuştular ki benimle, çok pişman oldum. Sen artık hiçbir şey pişman olma, tamam mı? Sen artık pişman olmak yok. Sen o defterleri kapattın. Olacağın kadar pişman oldun, üzüldün. Hepsi geçti bitti. Önce de bütün onların hepsini kesti attı değil mi Önce? Sana o kadar sevgiyle bakan, o kadar dua eden harika bir kadın var ki şu an yanımda. Senin gözlerini görmek istiyor. O artık çok mutlu. Güle güle kulağız. Sen de o güzel gözlerle ona bakarsan harika olur. Üzülüp kafana eğme. Çünkü biz burada dimdik duruyoruz değil mi? Her türlü kötülüğe, negatifliğe karşı. Ben saç keserken de böyle oldum. Biliyorum. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Çok fazla... Evet, Öncü. Yok, ben bir şey demiyorum. O şimdi ben transa geçti Öncü. Tamam, biraz sonra geri dönelim. Nasıl buldun? Bir kere o kadar güzelsin ki...
çok da güçlü bir kızsın. Her şey insanlar için, her şey başımıza gelebilir. Ama... Bunlar da bir alem. Sen her şeyi yaşa, atlat. Dimdik ayakta ve burada sağlıkla dur. Keyfini çıkar. Çok güzel olmuş. Öncü zaten değişimlerde hep farkını gösteriyor her hafta. Bu model de çok yakışmış. Her şeyle güzel olmuş. Eline sağlık. Sana da çok yakışmış. Hayat biz iyiyiz. Sen iyi olursan biz de daha iyi olacağız burada. Yani en son ne zaman ağladım bilmiyorum bile. Hatta annem hep şey der. Sen ağlamazsın, gattarsın. Öyle bir görüntüm var. Gerçekten aralarda da konuştuk. Güçlü bir kız. Çok da güzel bir kızsın. Saçların düşündüğün kadar ince bir saç değil. Öncünün kesmiş olduğu saç modeli o kadar güzel yakıştı ki hacim kazandırdı. Bence saçına odaklanma, hacmi yeterince var saçta. Öncüyü de tebrik ediyorum. Gerçekten bir bebek gibi davrandı modeline. Hatta dedim ki bu rahatsızlıkları atlatan insanların psikolojisi eğer kestirmek istemiyorsa, çünkü saçı uzuyor, o saçı kesmek bile bir mucize bir bakıma. Onu da bir yandan tebrik ediyorum. Sen de çok güzelsin. Aynen. Ya? Ben keserken de böyle olmuştum. Değil mi? Tam kesmeye başlamadım, dedim ki sus. Hemen başını öne çevirdim. Yoksa ikimiz de yapacağız, kesim olmayacak. Ya ben şu an yani onu ağlamıyorum. Ben şey duygusalım. Çok biri, duygusal. Biri karşımda ağlasa ben de ağlarım. Nasıl buldun bizi? Çok güzel buldum. Çok güzel. Zaten bizim kesildiği zaman ben buradan önceye onu önde bırakma, biraz yana ağlıyordum devamlı. Ben çok yakıştırdım. Çok güzel olmuş. Yani ellerine sağlık senin de. Çok da yakışmış. Ne oldu? Ya ben bir sarılabilir miyim? Çok tuttum da lütfen. Özür dilerim. Ne özür dilerim. Sarılmak dünyanın en harika şeyi. Keşke herkes birbirine sevgiyle sarılsa. Ağlamama gerçekten. Çok güzelsin. Kız kardeşim yaşındasın. Görmüyorum pek ben onları ama her şey inşallah çok güzel olur senin için. Teşekkür ederim. Ağlamama sen de. Sen de çok güzelsin. Makyajına ne diyecekler bakalım. Hala duruyor. Hiç akmadı makyaj. Yorum yok. Çok çok güzelsin. O kadar hem saçınla hem makyajınla mükemmelsin. Tuna. Hadi bu sefer bir şey söyle. Güzel gözüküyor. O kadar. Peki hadi puanlarınızı alalım. 5 veriyoruz tamam mı? Kesinlikle. Dört puan. Bu tedavi gören bir kadın saçını kesmek çok da kolay değil. Tamam. Değil yani bu psikolojide. Adnan Bey sizi dinleyelim. Söze saçtan mı başlayayım yoksa hani deriz ya, bir cemre düştü önce havaya, suya, denize. Bizim de stüdyomuza bir cemre düştü. Hoş geldin aramıza. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. İyi ki Öncü'yle çalıştınız. Çünkü Öncü bir hafta boyunca senin saçına yaptığımız yorumları yüzüne en gidecek şekilde uyguladı. O yüzden eline sağlık Öncü diyorum. Ve çok yakıştı gerçekten. Bir tek bir şey söyleyebilirim. Kahkül'ü çok sevdim ama Kahkül biraz daha yumuşaması gerekiyordu. Evet. Ve Öncü'ye bir tavsiyem var. Öncü, senin bir tikin var. Düzeltme tikin. Asimetriyi yaptın, asimetriyi düzeltmeye çalışıyorsun. Biz buradan yalvardık ya, düzeltme düzeltme. Hani o kadar barizdi ki onu toparladın. Ama yani onu, asimetriyi görüyorum. Ve saçın volümünü, her şeyini, kesimini, ustura tekniğini, her şeyi çok beğendim. Sadece küçük o kahkülde biraz daha yumuşatsaydın. Ama sanırım Cemre de oraya çok sıcak bakmıyor. Yani
Sen kestikçe o elinle devamlı yana attı. Beden dili ona müsait olmadığını gösteriyordu. Ben şunu demek istiyorum herkese. Biz kuaförler sadece saça dokunmuyoruz. Gördüğünüz gibi yaşamlara dokunuyoruz. Hayatlara dokunuyoruz. Kalplere, gönüllere dokunuyoruz. Hepinizle bu mesleği paylaştığım için gurur duyuyorum. Bu dünyaya 10 kere gelsem onda da kuaför olurdum. İyi ki sizlerle birlikteyim. Hepiniz iyi ki varsınız. Bugün çok güzel bir saç modeli gösterdin bana. Teşekkür ediyorum. Ayşegül'üm sendeyiz. Öncelikle Cemre, seni çok şanslı buluyorum. Çünkü böyle bir hastalık atlatmışsın. Saçların tedavi görmüşsün. Saçların tekrar çıkmış ve kuaförüm sensin programına katılabilmişsin yani. Bu bence çok büyük bir şans. Ve saçlarında bir sürü değişiklikler de yapıldı. Çok şanslı buluyorum seni. Ve çok da iyi devam edeceğini düşünüyorum bundan sonra. Çünkü bu ikinci şanslar her zaman herkese verilmiyor maalesef. O yüzden çok şanslısın. Bunun tadını çıkar. Puanımı da veriyorum. Sonra da bir açıklamam olacak. Şimdi sevgili meslektaşlarım, arkadaşlarım, makyajdan anladığınız sadece bunlar mı? Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Tek tek söyleyeyim. Tuna, çok güzel bir makyaj yaptın. Gerçekten çok güzel. Ama bitti, gördük. Yani defalarca bu makyajı beğenemem. Sen Özlem Kurt. Ya kusursuz bir makyaj vardı bugün. Kusursuz, gerçekten net söylüyorum. Ama yani yetti. Anladın mı? Aynı şey yani. Makyaj demek bu değil ki. Senin için de geçerli. Harika bir makyaj var. Şu ana kadar yaptığın makyajların makyajlar içinde en güzeli. Burnunu muhteşem gölgelemişsin. Kaşları çok güzel. Her şey çok güzel. Rujunun rengini bile çok yakıştırdım. Yeni gelen arkadaşımız Mira. Harika bir kaş yapmışsın. Ruj rengini çok iyi seçmişsin. Bu sefer hakikaten çok yakışmış. Hem dudağına hem o sarışınlığına, o pembe. Ama yani ben mesela algılayamıyorum. Gerçekten söylüyorum. Yani bu farı başladın, sürdün. Arkasından derinliği verdin Özlem Kurt. Sen de aynı şekilde başladın, kaşın altına kadar boyadın. Şu makyajı şuradan böyle çıkartıp hayatın yüzüne koysam inanamazsın, muhteşem olur. Ama hayır, bu değil. Yani makyaj bu değil zaten. Tuna evet, pembeler, renkler kullanıyor, risk alıyor. Tamam, çok beğeniyorum. Gerçekten beğeniyorum Tuna'nın makyajını. Hepinizinkini çok beğenmeye başladığım zaman geçtikçe. Ama yani bunu hak etmiyor ki. Makyaj bu kadar kısıtlı mı? Yani makyaj bu kadar kısıtlı bir şey değil bence. Biraz açmanız gerekiyor. Hiçbir yaratıcılık görmüyorum. Yarın buraya sevgili Banu Alkan gelecek ve bence bunları mı göstereceğiz? Yani haftalarca söyledik. Haftalarca aynı şeyleri beğendik. Haftalarca aynı şeyleri eleştirdik. Tamam, okey, kaş çok güzel, burun gölgesi çok güzel ama bunlar zaten olması gereken şeyler. Yani olması gereken şeylerin üstüne bir şey katıyorsanız ben ona yaratıcılık derim. Hiçbir yaratıcılık görmedim. Yani görsellere bakıp bir eyeliner, bir şey, ya hiçbir şey yok. Hep aynı şeyleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen sizden yarın böyle inanamayacağım şeyler görmek istiyorum. Yani inanamayacağım şeyler yani. Aslında çok basit ama inanamayacağım şeyler görmek istiyorum. Makyaj bu kadar kısıtlı bir şey değil yani. Bir şarkıcının bu kadar az repertuarı olur mu? Onu sahneye kim çıkarır? Kimse çıkarmaz. Siz şu an sahnedesiniz. Kuaförüm sensin yarışmasındasınız. Ve buraya bir iddiayla geldiniz. Hiçbirinizden bir iddia görmüyorum. Tamam, bunlar oldu. Okey, öğrendik. Bitti ama yeter. O yüzden hepinize bir verdim. O da hepiniz konsepte uygun mat makyaj yaptığınız için. Teşekkür ediyorum herkese. Anlaşıldı değil mi? Birin sebebi? Güzel senaryo. Ters köşe. Herkes için açık değil mi? Güzel senaryo. Var mı diyeceğiniz bir şey bu durumla ilgili? Ne düşünüyorsun Tuna? Söyleyeyim mi ne düşündüğümü? Lütfen. Çok güzel bir senaryo. Başka diyecek bir şey yok. Ne demektir bu? Hiçbir açıklama yok, sadece yani çok güzel bir senaryo derken. Siz beni yanlış anlamayın. Size herhangi bir söylemim yok. Ben sadece konuşmak istemiyorum, o kadar. Ama ben bu puanları verdim. Bu benim kendi irademle, kendi kararımla verdim. Dün size gerçekten artık sürekli gördüğümüz makyajlara 4-5 verirken
birçoğunuza bir şeyleri düzgün yaptığınızda kimse bu açıklamayı yapmıyordu. Tuna'cığım. Şu anda size makyajların güzel olduğunu da söylüyorum ama yetti artık kimi diyorum. Kimi hedef alıyorsun, yani... kimi itham ediyorsun, kimi zan altında bırakıyorsun? Lütfen sinirden elim ayağım titriyor, gerçekten konuşmak istemiyorum. Tuna bir yanlış bir şeyleri yanlış anladı. Yanlış anladı yani. Verilen birileri, puanları vesaire şeyleri farklı anladı, yanlış anladı. O yüzden şimdi de devamını söylemek istemiyor, o kadar. Yanlış gerekiyor. Yanlış anlaşılmadı. Yanlış anlamış bir durumu. Eğer yanlış anlaşılma olsa Tuna bunu kendi tamam, yanlış anladım. Anlaşılma şeklinde tamam, dile getirir. Yanlış anlamışım her şeyi. Bu hiç inandırıcı değil. Hiç inanmadık yani. Kafamızdaki o soru işaretleri gitmedi. Yani ben yaptığım makyajın hiçbir şekilde yorumlanmadan bir olması bana hakarettir. Var mı böyle bir şey? Ama ben de şunu hakaret olarak algılıyorum artık. Aynı şeyleri sürekli, aynı şeyleri görmek, aynı renkleri, aynı stili görmek bir makyaja, bir make-up artist adı altında burada bir iddiayla duran insanlara da ve bizi izleyenlere de hakarettir. Arkadaşlar makyaj bu kadar kısıtlı bir şey değil. Farz edin ki bir davete katılacak 10 tane arkadaş geldi. Hepsini kıyafetine göre aynı makyajı yapabilir miyiz? Yapamayız. Ben burada haftalardır hep aynı makyajı görüyorum. Birine eyeliner çekersin, birine çekmezsin. Birinin kenarına sadece çalışırsın. Birinin içinden bir eyeliner çekersin, altını boş bırakırsın. Birine kirpik takarsın, takma. Yani hiçbir çeşit var mı? Lütfen hepiniz tek tek sadece şunu söylüyorum. Benim söylediğim, verdiğim bir numara, bir puanla kimse burada zan altında kalmaz. Ben bunu kendi irademle verdim. Ve size de tek tek açıkladım. Muhteşem makyaj yaptın. Özlem de, Özlem Kurt da, Tuna da, hatta Mira bile. Mira bile bugün kaş ve dudakta beni etkiledi. Ama yok yani bir şey yok abi, elimizde hiçbir şey yok. Yani hepinizden sadece şunu istiyorum. O zaman bunu bir daha konuşalım. Kuliste konuşalım, burada konuşalım, hiç önemli değil. Hepiniz bu yarışmaya katıldığınızdan beri, ben izledim gelmeden önce de izledim. Hepiniz yaptığınız makyajları çıkarıp birbirinizin yaptığı saçları çıkarıyorsunuz ya. Bir tablo istiyorum, rica ediyorum. Hepiniz kendi yaptığınız makyajları çıkarıp yan yana koyun. Onun üstünden konuşalım. Eğer haksızsam ben çıkacağım, burada özür dileyeceğim. Hepinizden özür dileyeceğim. Tuna, Ayşegül Kartal bir açıklama yapmadan bir verdiği için hem tüm arkadaşlarını, hem yapım ekibini, hem jüriyi zan altında bıraktın. Kimse bir açıklama da yaptı, hala aynı şeyi düşünüyor musun? Yok tamam, ben yanlış anlamışım, kimse kusura bakmasın. Yani samimiyetle soruyoruz, aynı ben şeyi de çok samimiyetle söylüyorum, kimse kusura bakmasın. Umarız burası senin ruhuna, kalbine, hayatına çok çok güzel gelir. Harika bir anı olarak da yarın buradan çok daha mutlu ayrılırsın. Onları tanıdığım için çok mutlu ayrılacağım. Gerçekten. Ne güzel. O zaman yarın görüşmek üzere. Bakalım puanlar ne olacak? Biraz bekleyin efendim. Perşembe günü 20 puanla birinci olan takım. Çok şaşırmadım. Bu puanları sizler verdiniz arkadaşlar. Günün en yüksek puanını aldılar. Şaşırdım. İkinci takımla da aralarında 6 puan fark var. Herkes için zor bir gün oldu. Umarız yarın bundan daha zor olmaz. Ne yazık ki her zamanki gibi... Günün sonuncu olan takımından başlayacağım. Perşembe günü 8 puanı alarak dördüncü olan takımımız... Mustafa ve Tuna. Çok mutluyuz. Çok güzel bir saç kesip, çok güzel bir makyaj yaparak sonuncu olduk. Bunun için çok mutluyuz. Gerçekten. Yani. Tuna, sen bir şey diyecek misin? Söylemeyeceğim bir şey. Bugün sonuncu olmayı hak ettiğimizi düşünmüyorum. Ya bizde bir problem var ya da bizi eleştirenlerde bir problem var. Ben bu konuyu hiçbir şekilde anlamadım. Ben burada en iyi işi en iyi şekilde yapmak istiyorum ve onu gösterdim sizlere. Bugün Mustafa ve Tuna sonuncu olmayı hak ettiler.
Çünkü mankenin saçında asimetri bir kesim göremedim. Ama ben Mireya da katılmıyorum. Tuna'nın makyajını da beğenmedim. Kesinlikle hak ettiler. Bugün 9 puan alarak 3. olan takım... Hayat ve Özlem. Biz. Ne diyeceksiniz? Ha, onlar gibi ben de şaşırdım. Ben de güzel olduğunu düşünüyorum makyajın. Evet. Hayatım sen? Yani hiçbir şey diyemiyorum. Efendim duymuyorum. Hiçbir şey diyemiyorum. Hiçbir şey diyemiyorsun. Diyemiyorum. Demiyorum değil. Diyemiyorum. Bu sonuca. Bugün 3. olduk. 3.'lüğü hak etmedik. Özellikle Sırla ve Mira'dan sonra biz kesinlikle 3. olmamalıyız. 20 puan alarak... Perşembe günü 1. olup... Cuma günü içinde avantaj yakalayan takım... Günün en yüksek puanını aldılar. İkinci takımla da aralarında 6 puan fark var. Bu puanları sizler verdiniz arkadaşlar. İyi de de kötü de de birinciyi de sonuncuyu da. Perşembe günü 20 puanla 1. olan takım. Öncü ve Özlem. Dileriniz sağ olun. Teşekkür ederiz. Gerçekten hak ettim. Teşekkür ederiz herkese. Beklediğimiz bir sonuçtu zaten. O yüzden çok şaşırmadım ama... Tam tersi puan konusunda, çünkü her zaman ters köşe olabiliyor. Yani birincilik beklerken 3. de olabiliyoruz ya da sonuncu da olabiliyoruz. Yani son 2'ye kalmasaydık belki biz bile sonuncu olabilirdik diye düşündüm hatta. Ama 2'ye kalınca 1. olacağımızı anladım biraz. Bugün... Çok değişik bir gün yaşadım. Evet. Değil mi ya? Yani gülsek mi, ağlasak mı, sevinsek mi, modumuz çok fazlasıyla düştü. Gerekse modelimizden, gerekse puanlardan, jürimizden beklemiyorduk yani bu tarz bir puanları. Hepimiz adına söylüyorum. Bundan ders alacaksınız artık. Her zaman dinleyeceğiz. Bundan ders alacağız. Yani alacaksınız ve devam. Başka bir şey yok. Bugün Öncü ve Özlem 1. olmayı hak ettiler. Tamamen konsepte uygun saç ve makyajı yaptılar. Bence onlar 1.'liği sonuna kadar hak ettiler. Öncü ve Özlem bugün 1.'liği hak ettiler. Çünkü Öncü'nün kestiği saç gerçekten konsepte uygundu. Kısa olduğu için modeli de buna izin verdi. Biraz daha kısalttırdı. Bence modeline yakışmıştı ve 1. olmayı hak ettiler. Öncü ve Özlem bugün 1. oldu. Kesinlikle hak ettiler. Zaten yaşadığımız final anı hepimize duygusal anlar yaşattı. Saç çok güzel olmuştu. Ben hak ettiklerini düşünüyorum. Bugünkü 1.'liğimiz modelimiz Cemre'ye hediyemiz olsun. Feda olsun. Bizler bugün de koca hayatı 2 saate sırdırdık. Acıyı, mutluluğu, koşturmayı, ufak ufak tartışmaları, rekabeti, sarılmayı, her şeyi bir arada yaşadık. Nasıl oldu bilmiyoruz. 2 saatte hepsi oldu. Yarın daha fazlası belli ki olacak. Banu Alkan da bizlerle olacak. Jürimiz Adnan Serter ve Ayşegül Kartal'a çok teşekkür ediyoruz. Yarın daha güzel bir gün olsun diliyoruz. Kuaförüm Sensin'in finalinde yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, kuaförüm sensin. Bana.
Hüsnü Alkan aramızda efendim, hazırsanız. Bütün hafta boyunca sizi bekledik. Ben de koşa koşa geldim. Siz bana Alkan gibi parmak ucu yürüyor musunuz? Oh my God. Hı? Beni de sizin gençliğinize çok benzetiyorlar yıllardır. Genç derken, genç derken... Gençliğimin de zirvesindeyim. Ben onu vermek istiyorum, ne olur. Ay 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 ay. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Kırmayın, hocam kırma. Ay, oh my God. Doğruları da söylemek zorundayız değil mi bebeğim?